Değerli Edessa TV izleyicileri, iyi akşamlar. Ömer Ala Panorama Özel'e hoş geldiniz. Gündeminde siyaset. Son iki haftadır sürekli karşınızda, aynı ekiple beraberiz ve Şanlıurfa ile Türkiye siyasetini konuşuyoruz. Yine bugün siyaset konuşacağız, masaya yatıracağız Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi. Konuklarım Edessa TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ferhat Özer, Edessa TV Ana Haber sunucusu Sayın Şeref Toprak ve Sayın Ömer Yılan. Aynı ekiple seçimlere kadar sizlerle Şanlıurfa siyasetini konuşmaya devam edeceğiz. Ben hemen yan tarafta Sayın Ferhat Özer'e dönüyorum ve onunla başlamak istiyorum. Sayın Özer, başvurular bitti. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de başvurular tamamlandı. Milletvekilliği ile ilgili başvurular tüm partilerde tamamlandı. Şöyle bir Türkiye'yi toparlayalım. Var mı sıkıntı? Kaç aday netleşti? Kaç Cumhurbaşkanı adayımız var? Diğer partilerin durumları nasıl? Bununla başlayalım isterseniz. Önce ekranları başında bizi izleyen izleyicilere buradan sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Bu ekiple de 3. programımızı yaptığımız için gerçekten büyük memnuniyetlik duyuyorum. Dönüşümleri iyi oluyor. Az da olsa çok da olsa insanların kafasındaki soru işaretleri cevaplamış oluyoruz. Şimdi tabii ki AK Parti, İYİ Parti, MHP, CHP'de aday adayları süreci tamamlandı. Ve Türkiye geneli aday adaylığına başvuranların sayısı AK Parti'de 7329, İYİ Parti 2800, MHP 1815, CHP 1592. Burada dikkat çekilecek olursa, daha önceden işte ana muhalefet partisi CHP'nin ikinci sırada olması beklenirken ama İYİ Parti'nin ikinci sırada olduğu gözüküyor. Çünkü 2800 müracaatı vardır. CHP için tekrar alabilir miyim? CHP 1592. Evet. MHP'de 1815. Yani MHP'nin sayısına ulaşamadı. Tabii. CHP bile MHP'nin sayısına ulaşamadı. Evet. 4. sırada yer alıyor. Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek. Bugün yasaka bir başvuru vardı. 24 Haziran. Ona geçmeden Sayın Özer, bir aday daha vardı. O gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Demokrat Parti'nin yanına başvurdu. 100 bin imzayı toplayamadıkları için bu liste giriyor şu anda. Yani YSK'nın belirlemiş olduğu liste bunlardır. Bir de HDP'nin aday sayısı daha başvuru tamamı çıkmadı ama bizde sadece şey vardır. Şanlıurfa'dakinin müracaatları vardır. Tamam, ona geldiğimizde. Şanlıurfa'da tabii ki 34 kişi. 34. Türkiye genel elimizde sayısı şu anda. Daha sayısı elimize ulaşmadı onların. Tabii ki burada 24 Haziran erken seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve Selahattin Demirtaş'ın 5 Kasım 2016 tarihinden evet. beri Edirne cezaevinde tutuklu olduğunu biliyoruz. Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım'ın YSK'ya başvurduğu ortaya çıktı. Bir telefon bağlantımız var, rejiden uyarı alıyorum. Alo. Efendim. Evet, değerli izleyicilerimiz, Sayın Bakanımız telefonda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba telefonla katılıyor. Sayın Bakanım, hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yoğunlukta yerlerden zaman ayırdınız. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Konuklarım Ferhat Özer, Şeref Toprak, Ömer Yılan. Edessa TV ekranlarındayız. Yoğun olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bağlandığınız çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Hemşerilerimle buluşturduğunuz için benim. Estağfurullah Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, bugün itibariyle tabii süreç siyaset olduğu için aslında çok daha bu yani sizle çok daha üst siyaset konuşmamız gerekiyor. Fakat süreç bitti bugün. Adayların mülakat süreci de bitti. Urfa'da yine çok muazzam bir teveccüh oldu. Gerek temayül çalışmaları, gerek genel merkezdeki mülakatlar sonuçlandı. Yine Urfa Türkiye sıralamasında üstlerde başvuru karşımızda. İzleniniz nasıl? Nasıl bir tablo çıkacak karşımızda seçimle ilgili? Yani bir defa Urfalı hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Adayı olan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu bir cesaret işidir, kendine güven işidir. Her yani 300 aşkın arkadaşımız müracaat etmiş. Ama tabii ki keşke mümkün olsa da 300'ü de milletvekili olsa, mümkün değil bu. 14 arkadaşımız bu hakkı elde edecek. Geriye kalan arkadaşlarımız birbirinden değerli insanlar. Ama siyaset bir yerde de bir şans olayıdır, bir kısmet olayıdır. Alın yazısında varsa olur, olmazsa olmaz. Ben her zaman hem girdiğim seçimlerde de bir ara hakkıma hayırlısını nasip edersen. Bence haklarından nasip olsun.
Ama ben inanıyorum ki genel merkezde arkadaşlarımız tek tek inceleme yapacaklar. Ama demek değildir ki 14 tane seçilen arkadaşımız çok mükemmel diyemeyiz, öyle falan değil. Ha, bu yanlışlıklar da olabilir efendim. Çok daha değerli arkadaşlarımız imkan almayabilir, verilmeyebilir. Bu doğru olan bir olaydır. Ve bu bağlamda bence yani kısmetinde olan insanlar 14'e girecektir ve inşallah 14'te yapmak için de bütün hemşerilerle beraber el ele verip Allah'ın izniyle 14 arkadaşını seçtirmek için çalışacağız. Ama dediğim gibi şeye girmeyen 14 tane adaya olmayan arkadaşlarımız da en az onlar kadar değerlidir. Bizim önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu davaya sahip çıkmamız ve bütün ortak görüyoruz. Yani bakın HETO'suyla, PKK'suyla, PYD'siyle, büyük ülkeler işte dolarda, euroda bir sürü oyunlar oynayarak Türkiye'nin başına işler getirmeye çalışıyorlar. Ama inşallah birlik beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle durmak yok, yola devam diyeceğiz. Evet. 24 saatlerinde inanıyoruz ki 14'te olarak Şanlıurfa olarak Allah'ın izniyle Türkiye partimize liderlikle en önemli cevabı vereceğiz diye düşünüyorum. Evet. Sayın Bakanım, Cumhuriyet tarihinde ben bunu söylemek zorundayım. Urfa siyasetinde Ahmet Eşref Hakkı Baba ismini altın harflerle yazdırdı. Niye diyeceksiniz bunu söylüyorsunuz? Şanlıurfa siyasetinde hem belediye başkanlığı yapmış, hem milletvekilliği yapmış ve nihayetinde bakanlık yapmış. Urfa'nın bir değerisiniz. Sizin nasihatleriniz çok kıymetli. Sizin vereceğiniz öğütler çok kıymetli. Bu 305 başvurunun içerisinde 14'ü listeye girecek dediğiniz gibi 291'i de kalacak. Bu 291'de özellikle ben vereceğiniz altın öğütleri merak ediyorum. Neler söylersiniz listeye giremeyecek? Yani şöyle, siyaset uzun soluklu bir uğraştır. Yani bir girersiniz, başarılı olamayabilirsiniz. 2-3. Bu hiç önemli bir olay değildir. Önemli olan Allah da biliyor. Diyeceksiniz ki ben bu davanın aşırı siyaseti seviyorum. İnsana hizmet etmeyi seviyorum. Partimi seviyorum. Davamı seviyorum. Ben buranın üyesi de olabilirim. Ahmet Fakıbaba olarak yerinde olacağım. Ben de bilemem. Belki aday olmayacağım, belki aday olacağım, belki başka bir görevim, onu bilemem. Ben görev adamıyım. Ben daha önce de söyledim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bana dese ki, kardeşim seni şuraya gönderiyorum veya sen şu mahallede falan olacaksın, mahalle temsilcim olacaksın. Vallahi billahi ben o mahalle temsilciliğini de elimden geldiği kadar, diğer arkadaşlarım kadar başarılı bir şekilde yürütmeye çalıştım. Önemli olan davadır. Bu davamız nedir? Türkiye'dir, bayrağımızdır, vatanımızdır. Karşımızdaki olan insanları görüyoruz. Ve onun için birlik beraberlik içerisinde inşallah daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber biz durmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ama kısmet neyse, alın yazısı neyse olur ya. Evet. Allah'a çok şükür ya, biz inançlı insanlarız. Ve her zaman duam şudur ya Rabbi, yani beni dinimden, imanımdan, namusumdan, şerefimden etme. Aha. Daha bundan güzel dua olabilir mi? Yani ben bir başkanlık yaptım, efendim başhekimlik yaptım, milletvekilliği yaptım, bakanlık yaptım. Emin olun hiçbir değişim görmedim. Önemli olan insanların hizmet etmesidir. Her yerde hizmet ediyorsunuz. Başhekimlikle de hizmet ettim. Normal cerrah olarak çalıştım, onda da hizmet ettim. Önemli olan insanlar işini severek yapmasıdır. Bu arkadaşlar davamıza sahip olan arkadaşlardır. 14 tane çok değerli arkadaşımız aday olacak. Geriye kalan aday olan çok değerli arkadaşlarımız da belki de ikinci sefere bekleyecekler. Bundan daha doğal bir olay olamaz. Hayır, yarın bugün bakanım, yarın olmayacağım, olmayabilirim. Öbür gün normal bir üye olabilirim. Ben AK Partiliyim. AK Parti'ye hizmet etmek benim için şeref ve mutluluktur. Evet. Sayın Bakanım, Ferhat Özer yanımda. Beraber sizler dinledik. Kendisine size bir sorusu olacak. Müsaadenizle kendisine söz Tabii. veriyorum. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ferhat Bey. Sayın Bakanım, tabii ki herkesin aklına gelen şudur. Buradan giden aday adayları, işte Sayın Cumhurbaşkanı bana istifa et gel dediler. Ve biz de istifa edip geldik. Bize bir işaret verildi.
Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili size bir işaret verdi mi? Veya işte devam edeceksiniz, hayır yola devam etmeyeceğiz dedi mi? Bir de ikincisi, bugüne kadar bakanlık da yaptınız, başkanlık da yaptınız. Bakanlık mı zor, başkanlık mı zor? Vallahi şöyle deyip ben Cumhurbaşkanımın yarın benim ne yapacağını ben de bilmiyorum. Ve böyle bir işaret de almadım. Aday olurum, olmam. Benim için önemli olan partim ve devamdır. Ben Allah'ın izniyle durmadan yoluma devam edeceğim. Bu böyle. Yani şimdi tabii başkanlık mı, bakanlık mı? Tabii ikisi de çok zevkli uğraşlar. Yani ben bugün mesela bir programda katıldım. Yani gerçekten Türkiye'nin 81 ilinden gelen çok değerli çiftçi kardeşlerimiz vardı. Yani Urfa'daki insanlarla çok haşır neşir, çok böyle gönülden birbirimize bağlandık. Ama bu sefer de tahmin ediyorum Türkiye'deki çiftçi kardeşlerimizle gönülden birbirimize bağlanıyoruz. Ya bence bu sevgidir, saygıdır. Yani ben Urfalı hemşerilerimizi gerçekten çok seviyorum. Onların yaptıklarını ben unutmam diyorum. Mezarda kemiklerim unutmaz. Her zaman bunu söylüyorum. Ben insanları, hizmeti seviyorum. Ha bu bakanlık olur, bu muhtarlık olur, bu öğretmenlik olur, bu doktorluk olur. Bana göre önemli olan bir insan bir iş yapıyorsa en iyisini yapmasıdır. Doğrusu da olan budur. Yani iki görevinde zorlukları vardır, kolaylıkları vardır. Ama neticede insana hizmet ediyorsunuz ve insanların duasını alıyorsunuz. İnsanların mutluluğu için hizmet veriyorsunuz. Bence siyaset güzel bir görev. Ve gerçekten yani Allah'a binlerce şükürler olsun. Hem hekim olarak hem de siyasetçi olarak hem memleketim hem de şimdi ülkeme hizmet etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım da ben inanıyorum ki en az benim kadar başarılı olacaklar. Evet. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Çünkü burası çok önemli de. Samimiyet duygusu çok önemli de. Bana muhtarlık da deseniz, başkanlık da deseniz, bakanlık da deseniz ben bu işi yaparım demeniz yeterlidir bizim için. Yani inanın hiç fark etmez. Önemli olan insanların gönlünü kazanabilmektir. Onların duasını alabilmektir. Onlara hizmet aşkıyla hizmet verebilmeye gayret etmektir. Yani ben hiçbir zaman hem hekimlikte, hem başhekimlikte, hem bakanlıkta, hem başkanlıkta, hem milletvekilinde çok başarılıyım diye hiçbir iddiam olmadı. O Allah'ın da halkın takdiridir. Ama dediğim gibi ama samimiyetimden hem halkın kuşkusu olmadı, benim de hiç kuşkum olmadı. Ben her seferinde samimi bir şekilde insanıma nasıl faydalı olabilirim diye gece gündüz şu anda çalışıyorum ben. Bakın şu anda arkadaşlarımla çalışıyorum ve masanın başındayım. Ne seçim aklıma geliyor, ne falan aklıma geliyor. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızla Erzincan'da olacağım ve Başbakanımızla Erzincan'da olacağım. Onunla ilgili verilere bakıyorum. Yarın akşam Brezilya Tarım Bakanı ile beraber olacağım. Ben bana verilen göreve bakıyorum. Hiç aklıma gelmiyor. Ya ben aday olacak mıyım? Olmayacak mıyım? Ne olacağım? Hiç önemli değil. Ben bu davanın adamıyım. Son saniyeme kadar canımın yettiği müddetçe, sağlığımın el verdiği müddetçe bu davama sahip çıkacağım ve yoluma devam edeceğim. Evet, Sayın Bakanım Ömer Yılan bir soru yöneltecek sizlere eğer müsaadeniz tabii, olursa. Tabii. Sayın Bakanım iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ömer Bey. Sayın Bakanım şimdi aslında Sayın Özer de söyledi ama izninizle ben de bir kez daha sizin o lafınızla size soracağım. Çünkü siz hep samimiyetimle dersiniz. Bu cümleyi çok samimi bir şekilde bu kelimeyi cümle içerisinde kullanırsınız. Ve ben de izninizle size samimiyetle şu soruyu sorup samimi bir cevap istiyorum. 24 Haziran gecesi 25 Haziran'a bu ülke nasıl uyanmış olacak? Ve 24 Haziran'da partinizin oy oranı anlamında... Bunu biraz daha samimiyetinize sığınarak soruyorum. Oy anlamında bir beklentiniz ya da hedefiniz var mıdır? Hedef elbette çok çok yüksektir ama ikinci olarak da Şanlıurfa'da 14'te 14 dediniz ama biraz daha farklı açıdan bakacak olursak 14'te kaçı AK Parti almış olur diyelim. Tabii benim amacım, isteğim, arzum 14'te 14 yapmaktır. Ve bu çalışmaya bağlıdır. Bu davaya sahip çıkmaya bağlıdır. Bu Urfalı hemşerilerimizi ciddi bir şekilde, yani bazı hatalarımız olmuştur, o hataları bir daha yapmadığımıza inanmamıza bağlıdır. Samimiyetimize bağlıdır. Eğer biz
gerçekten samimi bir şekilde yaptıklarımızı çok iyi anlatır, yapamadıklarımızın nedenlerini izah edebilirsek ve onları samimi bir şekilde yapacaklarımızı ikna edebilirsek 14'te 14 olmaması için hiçbir neden yoktur. Ama karşıda muhalefet vardır, onları da küçümsemiyorum, onlara da başarılar diliyorum. Farklı partiler olacaktır. Onlara da sorsan diyecekler ki biz de 14'te 14 yapmak istiyoruz diyeceklerdir. Bu doğal bir olaydır. Ama ben şuna inanıyorum, 15 yıldan beri yapmış olduğu çalışmalarla AK Parti lideriyle, karizmasıyla, yaptıklarıyla gerçekten 14'te 14'ü en fazla hak eden partidir. Ama bu 14'te efendim şu olur bu olur artık bu halkın takdir edeceği, karar vereceği bir olaydır. Ama ben şehrin bakanı ve AK Parti'nin üyesi olarak elimden geldiği kadar 14'te 14 yapmak için bütün gücümüzle çalışacağız Ömer Bey. Yani bu doğru bir olay. Birinci sorunuza gelince, birinci sorunuz şeydi. 25 Haziran'a nasıl uyanacağız ve ülke yani oranı? 25 Haziran'a ben şunu görüyorum. Ben sizin samimi soru sorduğunuza inanıyorum. Benim de samimiyetle cevap vermeme vereceğime zaten eminsiniz. Ben ondan şeyim. Evet. Bir defa Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir şey görmüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız çok rahat bir şekilde %60'lardaki bir oyla ilk turda seçilecektir evvelallah. Ha biz %60 AK Parti olarak yakalayabilir miyiz? O orada tabii soru işareti vardır. Ve bu bizim çalışmamıza bağlıdır. Eğer biz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği performansı gösterir, hepimiz samimi bir şekilde el ele verir, birbirimizin kuyusunu kazmazsak, özellikle AK Parti içerisinde muhalifler yaratmazsak, yani bizim Urfa'da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Ama ya işte şu olmasın da ne olursa olsun bu şahsi işlere dökersek, Şanlıurfa'yı benden daha iyi biliyorsunuz, o zaman AK Parti'nin oy oranlarında azalma olabilir. Ama inşallah dediğim gibi biz el ele vererek artık belirli yaşlara gelmişiz. Ve bana göre benim gibi bir insanın olsam ne olur olmasam ne olur, önemli olan benim davamdır. Genç arkadaşlar da şunu söylemesi lazım. Ya ne olacak bu sefer olmadım, gelecek sefer olur. Gelecek sefer olmadım, öbür sefer olur deyip yola böyle devam etmemiz lazım. Yoksa o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yakaladığı oranı yakalamamız zor olabilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Evet Sayın Bakanım, bu tüm konuşmanızın içerisinde bahsettiğim şekilde bir nasihat da aslında var. Sayın Ahmet Eşref Akbaba bu şehrin her alanında siyasetinde görev almış. Dedim ya başhekimliği söylemedim. Siyaseti kastettiğim için belediye başkanlığı, milletvekili ve bakanlık yapmış. Buna rağmen diyorsa her kademede görev alırım. Yeni genç siyasetçiler ya da bir şekilde sırama girmemiş siyasetçiler de bunu kendilerine örnek alması ve dava hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Yayına girmeden önce bir telefon geldi bana. Balıkesir'den beni aradılar. Sizlerle bu hafta içinde Balıkesir'de bir programınız olacak. Bizim için Pazar bu inşallah. Evet, bu gurur bize yetiyor. Bir yere gidiyorsunuz, bizleri arıyorlar. Hemşehriniz, evet. Sayın Bakan geliyor. Biz onu karşılayacağız. Hazırlıklarımızı bitirdik diyor. İnanın bu gurur bize yetiyor. Biz daha da öne çıkmamız adına, Urfa'nın daha da öne çıkması adına diyeceğimiz tek şey, Allah size uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sizler başarılı olun, bizler sana gurur duymaya devam edelim. Ömer Hocam, Allah sizden razı olsun. Bakın şöyle, şuna emin olun. Ben hala çok samimi olarak söylüyorum. Kendim tabii ki siyasetçiyim ama siyaset adamı olarak da görmüyorum. Hizmet adamıyız biz. Yani AK Parti deyince zaten hizmetleriyle gündeme gelen bir partidir. Yani dünyada örneklerine baktığımızda bir partinin 4-5 sefer, 4-5 yani sayılarını ben şey yaptım, 15 yıl, 16 yıl iktidarda kalması çok zor bir olaydır. Ama biz niye iktidarda kalıyoruz? Hizmetle. Yani ben kendimi bir hizmet adamı olarak görüyorum. Onun için bana verilen bir görev ne olursa olsun, ya bu mahallenin temizliği de olabilir. Ben o mahalleyi de en iyi şekilde temizlemek için çalışırım. Uğraş veririm. Arkadaşların ona bakması lazım. Burada çok değerli iş adamlarımız var. Mutlaka ve mutlaka hizmet siyasetten de geçmiyor. Hekimlikten geçiyor, doktorluktan geçiyor, iyi avukatlıktan geçiyor,
iyi bastından geçiyor, iyi iş adamından geçiyor, daha iyi üretmekten geçiyor. Yani Urfa ne kadar ihracat yapıyor, bunu nasıl artırabilirim, bundan geçiyor. Yani baktığımız zaman biz sadece olaya, ya işte siyasiler şunu yapmadı, bunu yapmadı, ben ne yaptım sorusunu biz Urfalı olarak sormamız lazım. Evet. Ben bugün ne yaptım bir Müslüman olarak? Ben ne bu dünyam için ve öbür dünyam için neler kazandırdım? Hangi insana faydam oldu? Ne ürettim? Yani bunu birbirimize sorduğumuz zaman inanın çok farklı yerlerde olur. Ben onun için kendimi, yani tabii ki siyasetçi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Allah'ıma binlerce şükürler ediyorum. Ama emin olun hala bakan olmama rağmen kendimi çok böyle bir şey bir siyasetçi görmüyorum. Ya aman fanatik falan değil. Ben hizmet adamıyım arkadaşlar. Ben hizmet ürettiğim müddetçe varım ve o zaman iyi bir siyasetçiyim. Yok efendim kravatını tak, lüks yerlerde yemeğini ye, ondan sonra otur, sohbet et, halkın arasında olma. Efendim gelen raporlara bak, ondan sonra o raporlarla ilgili kararlar ver. Bu ne politikacıdır, ne siyasetçidir, ne parti anlayışıdır. Bizim anlayışımızda halka hizmetkarlık vardır, hizmet vardır ve halkla beraber olmak vardır. Onun için inşallah AK Parti olarak ben onun için 14'te 14 yaparız diyorum. Yapmamamız için de hiçbir sebep yok, emin olun. Halkımızın ama yanında olacağız ve yapmış olduğumuz hatalardan dolayı özür dileyeceğiz ve sebeplerini izah edeceğiz. Ve daha fazla 15 yılda yaptığımızı biz bu sefer 5 yıla sığdıracağız. Ve öyle bir 5 yıl olacak ki Şanlıurfalı diyecek ya helal olsun arkadaş. Biz bu partiye oy verdik, bu milletvekillerine oy verdik ama mahcup olmadık. Allah'a çok şükür. Bakın ne diyorsunuz? Biz Ahmet Fakı Baba'yı destekledik, oy verdik, her şey yaptık, yüzümüzü kara çıkarmıyor. Allah'a çok şükür ben Urfa'm için, Türkiye'm için, Urfalı hele insanın gerçekten Urfa'yı temsil etmemin yükünün üzerinde taşıyan bir kardeşinizim. Urfalı'yı iyi temsil etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. İnanın şu anda arkadaşlarımla toplantı masasında biz yarını planlıyoruz. Evet. İnşallah bu böyle de devam edecek. İnşallah. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Toplantı masasında bizlere zaman ayırdınız. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygı sunuyorum. Bütün hemşerilerime hürmetlerimi sunuyorum. Önemli değil. Biz bana oy versin vermesin, partim oy versin hiç önemli değil. Biz Urfa'nın hizmetkarlarıyız. Yeter ki birbirimizden kopmayalım. Yeter ki birlik içerisinde, beraberlik içerisinde olalım. Yeter ki muhalefetiyle, iktidarıyla beraber olalım. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı seven, sevmeyen, ya bizim ortak o noktamız, bizim Urfa'mızın ve Urfa'da yaşayan insanların çok daha güzel şeyleri hak etmesidir. Bunun için mücadele verelim. Bunu yaptığımız takdirde Urfa'mız kazanacaktır ve son zamanlarda bunu yapmıştır. Ben yapan bütün arkadaşlarıma ve basına da özellikle sizin gibi çok değerli arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar efendim. Evet değerli izleyiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba çalışma masasından bizlere zaman ayırıp Urfa ile ilgili yelpazeyi anlattı, Türkiye'deki hedeflerini anlattı. Çok akıcı, çok böyle hedefini net bir şekilde ortaya koyarak bizle paylaştı. Tabii devam edecek. Ferhat Bey'in tespitleri vardı. En son onu alıyorduk. Sen bir reklam arasına. Kısa bir reklam arasına sonra. Ben oradan şey söyleyeyim de. Şimdi tabii ki biz Cumhurbaşkanı adaylarını saymıştık. Muharrem İnce, işte Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamanlıoğlu, Doğu Perinçek. Sadece Şen'le ilgili sorun çıkmıştı. Bir YSK başvurusundan bahsediyordunuz. YSK başvurusu vardı. Onu da Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım YSK bir dilekçe vermişti. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığından düşülmesi için YSK'dan gelen cevap ise red oldu. Red oldu, tamam. Adaylı kesinleşti. Adaylı kesinleşti. Evet değerli izleyiciler, Panorama Özel devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli izleyiciler, Panorama Özel devam ediyor. Seçim gündemini konuşuyoruz. Konuklarım Edesa TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ferhat Özer ve Şeref Toprak, Ömer İlhan ana haber sunucularımız. Reklama girmeden önce Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba telefonla bağlandı. Urfa'yla ve Türkiye'yle ilgili hedeflerden bahsetti. Ben biraz da ona yoğunlaşmak istiyorum. Sayın Toprak'a soruyorum. Bakan Bey'i dinledik. Evet, Urfa'yı da anlattı. Türkiye'yi kısmen anlattı. Hedeflerini koydu.
neler anladınız konuşmasında, neler çıkarabilirsiniz? Ben şunu anladım. Aslında ne deriz ona? Mutedil, yani orta yol. Daha böyle genel kapsayıcı bir ifade kullanmıştı. Belki başka bir görev cümlesini evet. kullanarak, eğer hani olur ki milletvekili adayı gösterilmezsem, belki bakanlık olmazsa, belki yerel hizmetler, o da olmazsa başka bir görev derken, bir yandan da aslında göz kırptı. Her şeyin olabileceğini söylemiş oldu Sayın Fakı Baba. Burada benim dikkatimi çeken muhalifler oluşturmazsak. Şimdi biliyorsunuz 300 civarında AK Parti'nin adayı var Şanlıurfa'da. Ki şunu düzeltelim, büyük tehlike 200, de bu. 297. Ben bir ek yapacağım. Bugün bir başkanla konuştum. 305 imiş. Toplam 305. Mülakata mevcut vekiller çağrılmadığı için 296 mülakata gitmiş ama toplam başvuru 305 imiş. Şimdi biz yaklaşık 9 takribi olarak 300 saymıyor değil mi? Milletvekilleri saymıyor. Onlar mülakata evet çağrılmadı onlar. Şimdi biz 300 olarak değerlendirelim. Şimdi muhalifler oluşturmazsak derken burada bir tehlikeye dikkat çekti. Çünkü sonuçta 14 kişi adayı gösterilecek. Aday gösterilmeyenler. Önceki seçimlerde de biz bunu yaşadık. Yani bu programları daha yeni yapmıyoruz. 2011 yılında mesela ben çok iyi biliyorum. Daha önce gelip AK Parti'den aday olan aday olarak gösterilmeyince bir başka partiden aday olup yine televizyon programına gelip AK Parti'yi eleştiren adaylarımız olmuştu. Bu tehlikeyi dikkate alarak şunu söylüyor. Oldukça önemli. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Evet. Şimdi bir hizmet adamı vardır, bir de siyaset adamı vardır. Ya da şöyle diyelim. Devlet adamı, siyaset adamı. Şimdi kendisinin hizmet adamı olduğunu söylüyor, siyaset adamı olmadığını söylüyor. Anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Şimdi siyaset adamı terimi biraz da kendi menfaatini %51 diyelim ki kendi menfaatini ön planda tutan, kamunun menfaatini %49 ön planda tutan. Ama hizmet adamı dediğiniz zaman kendi menfaatini bir kenara bırakan, daha çok kamuya yönelik çalışmalar yapan ya da devlet adamı derken yine kendi menfaatini arka planda tutan, buna dikkat çekmeye çalıştı Sayın Fakı Baba. Tabii bu dünyanın her yerinde böyledir derken şöyle bir durum da var. Madem ki Şanlıurfa'da 300 civarında, sadece AK Parti için konuşuyoruz, adayı var. Evet. Bu 300 civarındaki adayının hepsi eğer hizmet adamı olarak, şimdi başka bir soru ortaya çıkacak, hizmet adamı olarak kendilerini aday olarak görüyorlarsa, hizmete bu kadar talip ise, Şanlıurfa'nın bu sorunlarını niye bu kadar konuşuyoruz? Yani milletvekili olunmadan da Şanlıurfa'ya hizmet edilmiyor mu? Ki bakan çok bey güzel onu söyledi zaten. Çok onu güzel. Söyledi. Bir... Yani ben bakan olmasam da, milletvekili olmasam da ben hizmet yaparım diyor. Dolayısıyla şimdi siz aday olmuşsunuz. Ömer Hocam siz de aday olmuşsunuz. Tamam aday olmuşsunuz. Pardon, adaylığınız gösterilmediği zaman yapacağınız başka bir hizmet yok mu? Bu bütün kurumlar ya da hizmet adamlığı orada bitiyor mu? Hizmet adamlığı sadece milletvekili, yani mecliste mi oluyor? Evet. Bu başka bir soru. Belki bunu da konuşabiliriz. Bunu konuşuruz, evet bunu da konuşalım. Bunu konuşalım. Burada tabii şöyle bir durum var. Aslında enaniyet meselesi bir de tekamül meselesi. Yani bu hizmet adamı dediğimiz ya da devlet adamı dediğimiz kendi tekamülünü oluşturan, kendi şahsi menfaatlerini arka planda tuttuğu için öyle enaniyet peşinde olmayan, yani bencillik peşinde olmayan, Sayın Fakı Baba'nın da buradaki öğütü, nasihati belki sadece AK Parti adayları için değil, bütün partiler için düşünülebilir. Nihayetinde bir bakandır. Sadece partiler için değil, hizmet adayı olan herkes için dikkate alınması gereken bir husus. O da kişinin kendi tekamülünü oluşturduktan sonra psikolojik olarak rahat olan bir insan bir defa kendi menfaatini ön planda tutmayacaktır. İnşallah Şanlıurfa'da da böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Arkadaşlar işaret ediyor. Rejiden işaretimiz aldık, bir telefon bağlantısı var yine. Değerli izleyicilerimiz, telefon diğer ucunda Sayın Bahattin Atçı var. Evet, Bahattin Atçı kim, ben kısaca aslında bahsedeyim. Tanıyorsunuz da ben de altını çizmek istiyorum. Bahattin Atçı Şanlıurfa'nın gerçekten yetiştirmiş olduğu çok değerli bir bürokrat. En büyük yaramı benim sürekli ekranlarda dile getiriyorum. Urfa bürokrat noktasında niye zayıf, niye eksik diye. O eksikliği kapatan bir Urfalı bir hemşerimiz. Nereden tanırsınız? Milas'tan tanırsınız. Milas Kaymakamlığından tanırsınız. Nereden tanırsınız? Soma'dan tanırsınız. Soma'daki o faciada o an o krizi yöneten kaymakam Urfalıydı. Soma kaymakamıydı. Nereden tanırsınız? İstanbul'dan tanırsınız. Koca İstanbul'da bir hemşerimiz.
bir Urfalı bürokrat vali yardımcılığı yapıyor ve onu siyaset sahnesinde görüyoruz. Şu an görevinden istifa etmiş, İstanbul vali yardımcılığını bırakmış ve Şanlıurfa'da siyaset olarak memleketine hizmet etme aşkıyla Şanlıurfa'da AK Parti'nin aday adayı olmuş bir bürokratımız Sayın Bahattin Atçı. Sayın Valim diyelim, öyle hitap edelim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu yoğunlukta bağlandığınız teşekkür ediyoruz. Siyaset çok hareketli. Bugün Ankara biraz daha hareketli geçti Şanlıurfa için. Mülakatların son günüydü. Tüm aday adayları Ankara'daydı ve mülakat sonuçlandı. Sorularımız olacak size. Ben ilk şunu sormak istiyorum. Mülakat sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl geçti? Temayülden sonra bir mülakat süreci başladı Ankara'da. Sizler de onu yaşadınız, oradaydınız. Katılım muhtemelen yoğun geçmiştir Urfa'da, başvuru çok fazla olduğu için. Kısa bir özetlerseniz mutlu oluruz. Evet, mülakat sürecinde aday adayı arkadaşlarımızı orada gördük. Hakikaten Urfa'da büyük bir teveccüh var. Çok sayıda 300 civarında aday adayı vardı. O nedenle de Urfa mülakat süresi biraz uzun sürdü. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çok güzel geçti. Komisyon yeterli süreyi veriyordu. Arkadaşlarımız, aday adaylarımız tümü kendilerini tanıtma fırsatı buldular. Orada yapmayı düşündükleri şeylerini anlattılar. Ben de girdim mülakata. Hakikaten çok güzel geçti. Yani bu işte bu şeyin sürecin bir gereği olarak bu mülakat sürecinde. Tabii ki orada bir ayıklama yapılacak. Orada özellikle bazı kriterlere dikkat ediliyor. Onlar açısından komisyonun önüne herkes çıkmış oldu. Yani bütün hemşehrilerimize, bütün aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi Urfa'da hep soruluyor bize, kimleri favori görüyorsunuz, kimler aday olur? 305 toplam başvuru, 9 mevcut vekil var olduğu için mülakata katılmadı, 296 aday aday mülakata katıldı. Ben size dönük kısmını söylüyorum, ben gerçekten şahsım adına sizleri favori bir aday olarak görüyorum. Sizi sormayacağım size ama diğer bölgeleri soracağım. Urfa 2 milyon nüfuslu, merkez ilçeyle beraber 14 ilçesi olan, tam merkezle beraber 13 artı 1 diye sayıyorum. 13 ilçenin olduğu bir metropol şehir ve bu şehirlerin her ilçesinden başvurular yapıldı. Sizler o ortamı gördünüz, kokladınız, izlediniz. Mümkünse eğer bizim bölgeler kıyaslama şansınız olur mu? Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek, Urfa... Kimler olabilir? Yani isim almak doğru olur mu bilmiyorum ama bir değerlendirirseniz, aslında imkan varsa oradaki havayı bize anlatırsanız çok mutlu oluruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani siyasetle sorunlara çözüm bulma yolu, metodunu seçmek başlı başına çok güzel bir yol. Yani dolayısıyla bizim hemşehrilerimizin bu işe talip olmaları, çok sayıda aday adayın çıkması ve siyasete bir yönelmenin, bir teveccühün olması güzel bir şey. Çünkü biz bütün sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Diyalogla, yasal yollara giderek, demokratik bir şekilde halkın teveccühünü kazanan kişilerin milletin iradesini temsil edildiği meclise gitmesini arzu ediyoruz. Aslında bu anlamda millet meclisi toplumumuzun bir yansıması. Dolayısıyla aday adaylarına baktığımızda her kesimden insan var orada. Herkesinden insanın da temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda bütün aday adaylar seçilebilir. Orada şey yapabilir. Ama ben şahsen tabii ki herkes bir değil. Bazıları daha çok emek veriyor. Bazıları hakikaten hizmet aşkıyla daha çok ve donanımlarıyla daha çok hizmet etme kapasitesine, potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu işte şevki olan, heyecanı olan, katkı sağlamak isteyen arkadaşların gitmesini isterim. Yani bu Viranşehir olsun, Siverek olsun, Suruç olsun, Akçakale olsun, çok değerli aday adayları var. Orada halkı iyi bir şekilde motive edebilecek. Hakikaten yapmak istediklerini, partinin programını anlatabilecek aday adayı arkadaşlarımız var. Bunlara listelerde yer verildiğinde bu güçlü kişilere çok iyi bir seçim organizasyonu yapılacağını, seçim tartışması yapılacağına inanıyorum. Çok değerli arkadaşlar var. Şimdi şu daha iyi olur, bu daha iyi olmaz demek belki doğru olmaz ama genelde hemşehrilerimiz bunları biliyor. Bunlar kim olduğunu, bu güçlü adayların kim olduğunu, oyları toplayabilecek, halkı hakikaten iyi bir şekilde motive edebilecek insanlarımızın kim olduğunu az çok biliniyor. Kendi yörelerinde tanınan, sevilen aday adaylarımız var. İnşallah doğru bir liste ortaya çıkar. Ama hangi liste çıkarsa çıksın, ben Sayın Bakanımız da sanıyorum bahsetti ondan. El ele vererek herkesin
doğru bulduğu amaç doğrultusunda ortak hareket ederek memleketimizin sorunlarını çözüm bulmaya çalışması. Bizim arzumuz bu. Birlik beraberlikte olmak en doğru yol. Evet. Evet. Hemen yan tarafta bizim genel yayın yönetmenimiz, EDESATV genel yayın yönetmeni Sayın Ferhat Özer var. Evet. Onun da size soracakları var. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Sayın Valim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Valim, bölgeyi çok iyi biliyorsunuz. Urfalısınız. Peki herkes gibi sizin de kafanızda mutlaka bir profil vardır. Bir milletvekili, aday profili vardır. Bunu soracak olursak bu işin başındaki kaptan kim olmalıdır? Veya nasıl bir liste oluşmalıdır? Biz eğer bu 305 adayın içerisinden 14 kişini belirledikten sonra küskünlükler olur mu? Biraz önce de Sayın Fakı Baba ile görüşmüştük telefon bağlantısında. O şunu söylemişti. Dedi ki eğer biz birlik ve beraberlik içerisinde el ele olursak çok iyi bir sonuç alırız. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet, yani şöyle tabii ki bütün hemşehrilerimizin bu son günlerde konuştuğu bir konu. Ben de çok duydum işte kim kaptan oldu. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani tabii hemşehrilerimizden kaptanlık yapacak çok kişi var. Bunu aday adaylar içerisinde birçok isim var. Yani şu isim yaparsa iyi olur, bu isim. Ama şunu söyleyeyim. Sayın Bakanımız görev aldığı zaman Urfa'da gerçekten güzel bir heyecan yarattı. Bir Urfalı bir bakanlık koltuğuna oturmuş oldu. Bu hakikaten bizim için gurur verici bir olaydı. Dolayısıyla Urfa'dan çıkmış, Urfa'nın sorunlarını, dertlerini bilen birisinin bunu yapabilmesi mümkün. Aslında öyle yani mutlaka bir kaptana ihtiyaç var mı bilmiyorum. Neticede herkes eğer gerçekten görev vermişse ve çalışma şevki, aşkı varsa zaten toplanacak bir araya gelecektir. Belki bir kişinin yönlendirmesiyle değil, zaten içinden gelerek yapacaktır bunu. Bizim arzumuz insanların gönüllü olarak bu çalışmalara katılması, bu birlik beraberliği oluşturmasıdır. Benim düşüncem bu yani. Evet. Evet. Sayın Valim, çok teşekkür ediyoruz. Tabloyu bize anlattınız, Ankara'daki havayı bize yansıttınız. Bizler size evet. Şans diliyoruz. Urfa'sının gibi değerli bürokratları vekil olarak tabii ederim. Görmek istiyor. Biz de bekleyeceğiz çok sizler gibi ayın 21'ini. 21'inde evet. Liste netleşince kamuoyu inanıyorum daha net bir şekilde tabloyu görecek. Katıldığınız için teşekkür ediyorum efendim. İnşallah. Tabii ki Urfa'mız Türkiye'nin güçlü bir kenti, büyük bir kenti. Ciddi nüfusu var. Partiye de çok ciddi destekler vermiş. Ve hakikaten büyük potansiyel olan bir ilimiz. Sorunları da var. Çözüm imkanları da var. Bunu bağrına yetiştirdiği evlatları mutlaka çözüm konusunda el ele verecektir diye inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah en güzel şekilde tecelli eder. Hem memleketimizin hem Urfa'mızın hayrına olur. Size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Sayın Bakanımızdan sonra, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Hakkı Baba'dan sonra İstanbul Vali Yardımcısıydı, istifa etti, Şanlıurfa'dan adayı oldu. Sayın Bahattin Atçı telefonla bağlandı. Görüşlerini ve mülakatın sonuçlarını bizlerle paylaştı. Şimdi ben aslında bir şey burada belirtmek istiyorum. Biz tabii telefon bağlantısını yalnız AK Parti değil, yani biz herkese... Devamı gelecek tabii izleyicilerimiz beklesinler. Şimdi Muharrem İnce'ye ulaşmaya çalıştık. Fakat mesaj geldi. Bir toplantıda olduğu için katılamayacağını söyledi. Evet. Yani o da bilinsin. Tabii. Biz burada bütün partilerin adaylarına ulaşmaya çalışacağız. Tabii. Ama bu programlarımız devam edecek. Tabii, devam edecek. Önümüzdeki haftalarda devam edecek. Bizim amacımız Cumhurbaşkanı adaylarının tamamını da telefonla yayına katmak. Birazdan belki yine canlı telefon bağlantısı alırız o anlamda. Görüşmemiz devam ediyor. Şimdi ben Sayın İlhan'a söz bırakmak istiyorum. Dinlediklerimizden bir toparlama yaparsak neler çıkardınız bu telefon bağlantılarından sonra? Şimdi Sayın Ağa, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Sayın Bakan'ın söylemlerinden aslında birçok şeyi çıkardım ben. Gerek menfi gerek olumlu ama hakikaten birçok şeyi çıkardım. Menfiden kasıt nasıl? Öz eleştiri anlamında. Aslında oradan belki başlamakta fayda olacaktır. Sayın Toprak birçoğuna Şeref Toprak değindi ama
Benim özellikle soruma karşılık %60'larda Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda Cumhurbaşkanı seçileceği noktasında bir oran verdi. Evet. Ancak devamında genel seçimlerde, yani vekillik seçimlerinde AK Parti'nin aynı oranı yakalayamayacağını söylemiş oldu. Şimdi dikkat ederseniz bir de bana göre Sayın Bakan'ın samimiyeti yine bu telefon konuşmasına da yansıdı. Nasıl? Bazı hatalarımız olmuştur diye bir cümle kullandı. Evet. Şimdi demek ki eğer ki bir partinin bakanı ve bu hükümetten bir bakan ise bu bakan bir öz eleştiri yapabiliyorsa ve bazı hatalarımız olmuştur diyebiliyorsa demek ki halkın eleştirdiği noktaları artık üst düzeyde görebiliyor. Şimdi ben tabii ki oraya katılmak istiyorum size ama şöyle bir şey de vardır. Ben Fakı Baba'nın bugüne kadar gerçekten bütün konuşmalarını dinledim. Samimi bir insandır ama bu konuşması samimiyetin üstünde bir şeydi. Çünkü dedi ki bana muhtarlık da gidin yapın dese ben mahalle yaparım. Mahalle temsilciliği de verilse ben gidip yaparım dedi. Ya o hizmet adam dediğimiz olay. Şimdi aslında konuşmak, tırnak açmak istiyorum. O bahsettiği konu biz bir önceki programda konuşmuştuk ya. Şeyden bahsetmiştik. Dedik işte bu küskünler. Yani o bir yerde oraya vurgu yapmak Sayın istiyor. Genel Yayın Yönetmenim özellikle zaten şöyle bir cümle kullandı. AK Parti içi muhalifler, parti evet. içi muhalifler olmaz ise dedi. Eğer ki yani böyle bir 7 Haziran bir 7 Haziran yaşanmaz ise onu söyle. İşte orası ve ardından o zaten çok samimi bir söylem. Şu cümleyi direkt kullandı Sayın Bakan. Muhalefet olur ise çok affedersiniz. Muhalefet olur ise Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda Cumhurbaşkanlığı için kendisinin öngördüğü %60 oyunun o oranı yakalayamayacağını çok açık yüreklilikle söyledi zaten. İşte buradaki uyarı da şu, muhalifleri oluşturmazsak derken o az önce dediğimiz listen. kişisel menfaat. Ve kamunun yani yararını gözetecek olan kişileri söylerken burada önemli bir uyarı da aslında bulunmuş oluyor. Bu küskünlüğü önleme hususunda çünkü belki de daha önceki programlarda da konuştuk. Başvurunun bu kadar yüksek olması yani bir parti için tamam olumlu değerlendirilebilir ama bir yandan da risk teşkil ediyor. Bir de bizim yani. Tespitimiz var ya hep konuşuyoruz. Partiyi götüren kişi Recep Tayyip Erdoğan diyoruz ya. Aslında bakan biraz da ondan bahsetmedi mi? Evet. Cumhurbaşkanımız %60'ı alacak fakat vekiller %60 oranında çıkmayacak derken Bu tez kişinin Sayın Erdoğan olduğunu vekillerin oluyor. Ondan biraz daha az olacağını söylemesiyle de bence yine samimi bir söylemde bulunmuş oldu. Kesinlikle. Yani Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den daha fazla oy almış olacak. Evet. Aynen o cümleyi kullanmış oldu tabii. Eğer izin verirseniz programın ilk bölümünün ilk başına dönebilir miyim ben? Evet. Çok merkezine gitmiş olurum. Özellikle Sayın Özer'in kullandığı o vermiş olduğu rakamlar ki bende yoktu onlar. Bu adaylık başvurularındaki sayıyla ilgili. Evet. Şimdi AK Parti 7329. İYİ Parti 2800, Milliyetçi Hareket Partisi 1815, Cumhuriyet Halk Partisi 1592 ve HDP henüz netleşmedi. Evet. Dolayısıyla yerelde onu 34 olduğunu söylüyor. Yerelde, yerelde HDP 45. Artış var. 45. Urfa'ya girmeyelim, bir geneli konuşacak olursak eğer. Şimdi çok ilginçtir ki tamam AK Parti bugün iktidarda olan, son yılları iktidarla götüren bir parti ve 7329 çok şaşırtıcı gelmiyor. Bir tarafa bırakalım. Ancak ardından gelen sıralamada sizce bir gariplik yok mu? Vardır. İYİ Parti'de 2800 kişi. 2800 kişi ve yılların partisi CHP'yi geride bırakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 4. sırada. Aday adaylık başvurusunda. Şimdi kriterler mi zor? Alınan başvuru ücretleri mi fazla? Yoksa şimdi teveccüh mü az? İlginç şöyle, yani İYİ Parti'yi saymazsak da mecliste olan parti aritmetine baktığımızda bir AK Parti olmalıydı, iki CHP olmalıydı, üç MHP ya da HDP olmalıydı. İlginç evet. İYİ Parti'nin normalde yeni kurulan bir parti olarak en sonda olması gerekirken bugün baktığımız zaman İYİ Parti AK Parti'den sonra gelen ikinci parti. Ama ben bu konuda şöyle bir itirazım olacak. Şimdi normal meclis aritmetiğine göre bir sıralama yapmamız mümkün değil. Yani adayların sayısı, daha doğrusu aday adaylarının azlığı ya da çokluğu alınacak oy oranıyla paralel bir çizgide mi gidiyor? Değil. Olmaması lazım tabii. Bununla alakalı bir durum yok. Şimdi burada belki de Milliyetçi Hareket Partisi'ne
başvuruların CHP'den daha fazla olması belki de garanti olarak görüldüğü için bu kadar başvuru vardır. Nihayetinde bir ittifak var. Gerçi CHP'de de var ama. CHP'de şu da var. CHP bazen olaylar belki ön seçim yapıyor. Ön seçimden. O da olabilir. Bazen. Yani bu partilerin kendi kriterleri farklı farklı olabilir. Veya işte aday sayısı çok az olan partilere söylemek istediği şudur. Onlar da ideolojik parti. Şimdi Ömer'in söylemek istediği şudur. Diyor ki yani biraz teveccüh olayı. Yani ondan da ya partiye neden diyor işte mesela CHP bir yani parti. Yani şurada aslında Sayın Özel aynen öyle söylüyorum. İki şeye şaşırıyorum. AK Parti beni şaşırtmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de şaşırtmıyor. Konum yer olarak. Tabii şimdi CHP'de daha fazla bu arada. Tabii ki. Öyle ama yine de sonuçta benim kendi kafamdaki aritmeye göre. İki şey şaşırtıyor. Yılların partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aday adaylık başvuru sayısı 1592 ve yeni kurulan tamam elbette bir tabanı var, geçmişi var, bir Meral Akşener faktörü var ama en nihayetinde yeni kurulan bir parti ve 2800 başvuru var. İşte yeni bir parti olduğu için bu teşkilatlanmayı yeni yeni yapacağı için başvurular elbette ki fazla olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Birimiz olağan görüyorsunuz, birimiz evet. olağan su görüyorsunuz. Şimdi ben normal evet ben normal görüyorum. Olan bir durum. Şöyle bir durum var. Şimdi bak bir şeyler Ömer Yılan olarak CHP'ye gidip yarın ya bu arada tabii televizyoncuların hiçbir herhangi bir parti ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur bu arada. Evet, bunu söyleyelim. Üyelik de yok. X partisine CHP aday olacağın zaman şunu düşünürsün. Dersin ki ya zaten yılların CHP'si, zaten yıllardır orada delege olanlar, işte ne bileyim partide çeşitli kademelerde bulunanlar, görev alanlar var. En iyisi ben yani ama ben onlardan kabul bana sıra gelmez. Bak, sıra gelmez. Ama İyi Parti yeni kurulan bir parti. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi AK Parti'de 7329 söyledik ya. Evet. Biraz da gönüllük bağı vardı. Ya nasıl gönüllük bağı? Ekonomik olarak. Yani partinin ekonomik olarak biraz daha rahatlatılması için bu sayı biraz destek yani. Parasal destek olarak, ekonomik destek olarak biraz da burada bu rakamın çok yüksek olmasının sebebi de odur. Hmm. Ben çok insanı biliyorum. Gönüllülerin destek tabii, vermesi. Tabii çok insanı biliyorum. Ben sırf diyor ki ben partiye destek olabilmek için diyor. Ha belki diyeceksin ki ya bağışta tamam, bulunsun. Git bağışta bulunsun diyeceksin. Evet. Onu biliyorum onu söyleyeceksin ama işte öyle değildir. Gidiyor diyor ki ben tamam diyor milletvekili adayım diyor. Tamam başvurusunu yapıyor ama geri çekiyor. Bakın o insanlar burada şimdi Urfa'da bile vardır. Şu bahsettiğimiz 296 kişinin içerisinde var ya Ankara'ya gitmemiş insanlar vardır. Yani diyor ki ben de partim için yaptım bunu. Ya şimdi, tabii gönüllük bağı da vardır. Ama tabii iktidar partisinde bu diyelim. Yalnız AK Parti'de başka partilerde de vardır mesela. Bir de şu vardır. Ya işte ben bir müdürüm. Ben nasıl genel müdür olabilirim? O da vardır. Burada kişisel menfaat ön plana çıkmış oluyor. O var orada, o da vardır tabii ki. Tabii burada tenzih ederiz. Kimseye bunu söylemiyoruz. Siyaseti ilmi siyasetle oynamak. Şimdi burada şöyle bir durum da ortaya çıkmıyor mu? Daha önce Yusuf Sabri Dişli'nin bir yazısıydı. Buradan izliyorsa selam olsun kendisine. O da şunu söylüyordu. Özellikle 2015 seçimlerinde güç tapınması diye bir yazı yazmıştı. Böyle bir eleştiride bulunmuştu. Yani biz diyor esasında güçlü olanın yanındayız her zaman. Kendi gücümüze güç katabilmek için, oradan bir pay alabilmek için, yani yıllardır, tabii bunu siyasi partiler için söylemiyor, isim de vermiyor. Hatta bunu din anlayışına kadar bile getirmiş. Yani Allah'tan korktuğumuz için mi yoksa sevdiğimiz için mi? Allah güçlü olduğu için esasında tapıyoruz'a getirmiş. Burada da siyasete tabii dokunuyor orada. Yani biz her zaman güçlü olanın yanında duralım ki, yarın öbür gün bir şey olduğumuzda bak ben de sendenim ha. diyebilelim. Diye böyle gelecek bir eleştiride kaygısı, öyle yani. Bir eleştiride bulunmuştum. Aklıma da şimdi o geldi. Buradan kendisine selam olsun. Değerli izleyiciler tabii bizler tartışmaya devam ediyoruz. Ben ekranlardan görüyorum. Sizler de görüyorsunuz. Twitter üzerinden bize katkı sunabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Varsa düşünceniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Ekranlarda görünüyor. @Ömer63 adresinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayıyla ilgili Sayın Özer AK Parti iktidar olmasaydı evet. CHP iktidar olsaydı, MHP iktidar olsaydı bu rakamlar yakalanmaz mıydı? Yakalanırdı. Yani biraz o zaman şuna mı geldi? CHP'de, Sayın CHP'de dedi ya biraz da ekonomiyle ilgili. Han 11 bin TL aldı bir parti diğeri. Şimdi bence çok da ilgisi olmasa gerek. Gücün şeyi vardır. Mesela şimdi eğer bugün işte geçmişe dönelim. Anavatan Partisi'ne dönelim. Onda da aynı rakamlar evet. vardı. Bir önceki evet. dönem için. Tabii iktidar olduğu için etkisi var. Evet. Zaten ben aynen herkes. Cevabını şöyle almış oldum. Bunun ne teveccühle ne bunun maddiyatla. Bunun güçle ilgisi var. Bir de numarası verelim. Şeyi de hatırlatalım sonra devam edelim. AK Parti'nin neyse 12. 13. Evet, bölümde. Değerli izleyiciler Panorama Özel devam ediyor. Çok hareketli, çok
güzel tartışmalarla karşınızdayız. Kısa bir reklam arası, birazdan sizlerleyiz. Değerli Elazığ TV izleyicileri, tekrardan karşınızdayız. Panorama Özel devam ediyor. Seçim gündemini konuşuyoruz. Özel bir soru gelmiş. Ben bu özel soruyu duayene sormak istiyorum arkadaşlar. Müsaadeniz buyurun, varsa buyurun, Sayın Özer'e yönetmek istiyorum. Derler ki en fazla aday adayı AK Parti'de. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Nasıl dezavantaj mı? 305'ten 14 düşün kaldı. 291. 291'de küskünlükler oluşur mu? Oluşan küskünlükler nasıl yansır? Geçmişte yaşandı. Bu aday profilini geçen yayınlarımızda masaya yatırdık. Birçoğunu da tanıyorsunuz. Evet. Küskünlük potansiyeli olan aday sayısı oranı ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avantaj mı, dezavantaj mı? Evet. Avantajı var. Ekonomik olarak avantajı var. Partiye ekonomik bir katkısı var. Dezavantajı vardır. Nedendir dezavantajı? Tabii ki 304 kişinin içerisinden 14 kişiyi seçmek oldukça zordur. Yani ekonomik olarak diyorsunuz Sayın Müdürüm, yani 5 bin 10 bin ne kadar şey yani olacak ki? Olsun yani, şimdi sonuçta partinin kasasına giren ekonomik olarak bir avantajdır. Ama dezavantajı nedir bunun? Ekonomik olarak avantajdır. Ama öbür taraftan dezavantajdır. Neden diyeceksin işte? O da 304 adayı içerisinde 14 kişiyi belirlemek gerçekten çok zor olacaktır. Bunu 2011'de de gördük, 7 Haziran seçimlerinde de gördük. Çünkü aday sayısı fazla oldukça komisyonun bazen gözünden kaçmış olabilir. Sayın Fakı Baba da biraz önce açıklamasında şunu söyledi ya, dedi ki olabilir, hatalarımız olabilir dedi. İşte o hatalar payı var ya, o aday belirlemesinde oluyor. Aday belirlenirken oluyor. Ondan dolayı tabii ki küskünlükler sordunuz, küskünlükler olacaktır. Bunu geçmişte gördük. Önceki programda da söyledik. En hayır, basit, bizzat Fakı Baba örneğinde gördük. Gördük bunu. Bunu Viranşehir'de çok gördük. Bakın 7 Haziran seçimlerinde adı listeye giremeyenler, bakın milletvekillerin yakınları bile, herkes, kimisi bağımsız aday oldu. Sonradan bağımsız adaylıktan vazgeçti ve gidip açıklama yaptılar. Fotoğraflarından bizlerde arşivimizde mevcuttur. Gidip en basit örneği, yani Viranşehir için diyorum ki, burası neden Viranşehir örnek veriyoruz, neden Sivele'ye örnek veriyoruz, çünkü burası seçmenin en çok yüksek olduğu ilçelerdir, bir de kırılgan bir yerdir. Ben Viranşehir'i çok iyi biliyorum. Şimdi geçmişte hayır, cümleyi tamamlamadınız. Fotoğraflar mevcut, işte gidip diğer partiyle tabii, mi? Gidip yani diğer partinin parti. Aynı fotoğraf kara içerisine girdiler. Evet. Biz işte, bizim adayımız listeye girmediği için biz işte falanca partiye geçtik diye fotoğraflar verenler oldu. Bunlar mevcuttur. Kimse bunu inkar edemez. Eğer ben bunu ben gidip de falanca A partisinden, kendi partimden kalkıp da başka parti desteklediğime dair, A partisini desteklediğime dair herhangi bir bilgi belge yoksa diyorsa, bizim şeyde mevcuttur. Evet. Biz onları ekranlara da getirebiliriz. Tabii ki küskünlükler olacaktır. Dedik ya, menfaatler vardır. Menfaatler olduğu için bu tür küskünlükler olacaktır. Temelimiz odur ki bu hangi parti olursa olsun küskünlükten olmasın. Eğer ben partime ideolojik olarak ben adaysam, o zaman partimin yanında olmak zorundayım. Yok, ben eğer partime menfaat için yanındaysam, o zaman zaten Sayın Fakı Baba da buna değindi. Yani samimiyet kelimesini kullanırken aynen bunu söylüyor. Yani eğer samimi ise kişi adayı gösterilir veya başka bir görev verilir. Siverek'ten biz 4 tane isim verdik. Hı hı. Gelelim bu 4 isimden bir tanesi listeye girdiği zaman partisinin yanında kalacağına inanıyor musunuz? Diğer üçünün değil mi? Belki 3 kişiden ikisi küsecektir, bir tanesi kalacaktır. Bu arada, ama o istekten, o azimle çalışacak mıdır? Çalışmayacak. Biz bunu 7 Haziran'da gördük. Peki burada başka bir soru da ortaya çıkmıyor mu? Bu daha çok Urfa ve benzeri şehirlerde, yani feodalitenin, belki aşiretçiliğin dediğimiz olduğu şehirlerde, yani başka yerde, Ankara'da belki böyle bir sorun olmayacaktır. Partilerin böyle bir sorunu olmayacaktır. Adayı gösterilmeyen, yani paket bir küskünlük, diye mi orada? Küskünlük yaşansa bile bu partiyi ne kadar etkileyecektir? Ama hani Siverek diyorsunuz, Viranşehir diyorsunuz. Ama sadece Urfa, ben diyelim feodal yapının Güneydoğu'da ve Doğu'da çok hakim işte olduğunu bilerek ve benzeri. O da bence az bir potansiyel değil diye düşünüyorum. Değil tabii, bir parti bunu düşünmek zorunda, göz önünde bulundurmak zorunda. Evet. Evet, bir telefon bağlantımız var. Değerli izleyiciler, telefon diğer hattında Ömer Çağlar Yılmaz var. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili adayı ama üst kimliği de şu, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi. Şanlıurfa bu konuda şanslı. MHP içerisinde Şanlıurfa'da iki isim MYK'da görev aldı. Biri Ömer Çağlar Yılmaz,
Geçen seçimde yine Şanlıurfa'da seçim çalışmalarına katıldı. Milletvekili aday adayıydı. Şimdi MYK'da görev almasından dolayı çok daha farklı bir gelişle, çok daha farklı bir bakışla aday aday oldu. Urfalı uzman hekim, iyi bir doktor. Telefon attığımızda kendisi. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Edessa TV'deyiz. Sayın Ferhat Özer, Ömer Yılan ve Şeref Toprak'la seçim gündemini değerlendiriyoruz. Sizden önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Akıbaba telefonla bağlandı. Tabloyu anlattı. Ardından İstanbul'da vali yardımcısıyken istifa edip milletvekili aday adayına başvuran Sayın Bahattin Atçı bağlandı ve şimdi sizleri aldık telefon bağlantısına. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adaylık başvurusu sona erdi. Listeler elimizde ve Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda çok başvuru alan bir parti oldu Türkiye genelinde. Meclis aritmetine baktığımızda en fazla milletvekili AK Partisi, en fazla o. Sonrasında CHP'de olması beklenirken Türkiye genelinde mecliste olan partiler içerisinde en fazla aday adaylık başvurusu Milliyetçi Hareket Partisi'nde 1815 rakam var elimizde. Bu konuyla ilgili hem genel bir değerlendirme istiyoruz sizden, bir de Urfa ile ilgili beklentiniz, temenniniz, düşüncenizi onları sizden duymak istiyoruz. Evet. Öncelikle tüm hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Selamlarımı diliyorum. Şu güzel bir şey bizler için. Şimdi baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın tüm ülkemizde teveccühle karşılandığını görmek mümkün. Bu aday aday sayısının fazla olmasıyla tabii ki yansıdı. Bizler AK Parti ile beraber Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha olumlu, daha iyi yerlere gidebilmesi için uluslararası operasyonların önünü alabilmek için bildiğiniz gibi bir ittifak yaptık. Ve bu da tüm bölgeler, ülkemizin birçok yerinde karşılık buldu. Aday aday olarak da partimize yansıdı. Urfa bölgesine gelecek olursak, Urfa'nın bu konuda en ayrıcalıklı bölgelerden birisi olduğuna inanıyorum şehrimizin. Çünkü hepimiz da Suriye'deki başlayan iç karışıklık ve savaştan sonra en fazla göç alan bölge olarak Urfa'mızda birçok olumsuz şeylere şahitlik ettik. Bunları gördük. Ve Suriye'nin nasıl buraya geldiğini hatırlayacak olursak, önce itibarsızlaştırma, daha sonra uluslararası güçlerin müdahalesi, ülke içerisinde bir karışıklık ve zorunlu göçler. Şimdi bunun aynısının bizim ülkemize ve devletimize yapılma olasılığı olduğunu da hepimiz görüyoruz. Çünkü son zamanlarda baktığımız zaman dış güçlerin sürekli ülkemizde sanki aşırı bir demokratik ortamda bir baskı unsuru varmış gibi bunu lanse etmesi, aynı zamanda bölgemizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışılması, 15 Temmuz Sahil FETÖ darbesinin olması, bunların hepsi Türkiye'nin de ileriye yönelik bir operasyon hazırlandığının göstergesi. Biz bu acıları birebir Urfa'da görmüş, ben de hekim olarak orada Suriye'den gelen kardeşlerimizi muayene etmiş, bakmış bir hemşehriniz olarak bu sıkıntılı sürece ülkemiz gelmesin diye AK Parti'de bir protokol imzaladık. Bu protokolümüzü de Cumhur İttifakı adıyla YSK'ya da verdik. Bunu biliyorsunuz. 2023, 2053, 2073 planları ve hayalleriyle bu birlikteliğin sadece seçim birlikteliği olmadığını söyleyerek ülkemizin bekası için bu birlikteliğin elzem olduğu ve seçim birlikteliği olarak görülmeyip hep beraber ülkeyi sıklamamız gerektiği kararıyla bu protokolü imzaladık. Halkımız da buna inşallah istediğimiz teveccühü daha da artan bir şekilde gösterecek. Urfa'da da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu konuda teveccüh olacağına inanıyorum. Urfa'nın Milliyetçi Hareket Partisi vekillere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bölgeyle ilgili süreçte daha birçok kez konuşma şansımız olacak. Hem Türkiye'nin bekası hem Urfa'nın daha iyi nasıl gideri tartışmak üzere bir araya geliriz, daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Şanlıurfa'da Sayın Özer kaç başvuru vardı Milliyetçi Hareket Partisi'ne liste? MHP'den 34. 34 aday başvurusu var Şanlıurfa'da. Genel bir Türkiye portresi çizdiniz. Urfa ile ilgili konuşacak olursanız eğer 34'ten 14'ü listeye girecek, 20'si liste dışı kalacak. Milliyetçi Hareket Partisi bir fikir partisi. Bu listeye giremeyenlerin diğer partilerdeki gibi acaba bir küskünlüğü söz konusu olabilir mi sizce? Yoksa yine onlar var olan partilerde siyasete devam etme kararı mı alırlar? Ne düşünüyorsunuz? Küskün olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu listeye bizim gireceğimizin de bir garantisi yok. Ben kendi adıma konuşabilirim en azından. Bu listede olmadığımız zaman nasıl Haziran seçimlerinde canla başla sahada
koşturduk partimize ve milletimize hizmet etmek için uğraştıysak bu listede de aynısını yapacağız. Çünkü biz bu uğraşı kendi şahsi vekillik olma sevdamızdan dolayı değil. Biz memleketimize, Şanlıurfa'ya hizmet etmek istiyoruz. Bizim partimizden kim seçilirse seçilsin hizmet edeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. O yüzden partimizden vekilleri göndermek için listede olalım veya olmayalım çaba sarf edeceğiz. Şanlıurfa kazansın diyoruz. Kazanması için hep beraber el birliğiyle çalışacağız. Aslında bu soruyu sorarken ben şahsınızın cevabını çok iyi biliyordum. Önceki seçimde ve yakından takip ettim sizleri. Şanlıurfa'da 12 aday vardı. Siz 10. sıradaydınız ve diyordunuz ben 10 numara adayım deyip meydanlarda çalışıyordunuz. Ve sanki 1. sıradaymış gibi bir gayret gösterdiniz. Sonuna kadar partinize gerekli hizmete çalışmayı sergilediniz. Umarım diğer adayları da sizin bu çalışmanızda örnek alır. 34 aday yek vücut bir şekilde sanki hepsi listelemiş gibi çalışma sergilerler. Şimdi yanımda Sayın Özer var, genel yayın yönetmenimiz. Ona ben söz bırakmak istiyorum. Tabii ki. Sayın Çağlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz dediniz ya bizde 34 kişi vardı, doğrudur. 14 tane belirlendikten sonra geriye 20 kişi kalacak. Bu 20 kişi içerisinde küskün olması beklenen insanların belki sayısı hiç denecek, sıfır denecek kadar azdır. Fakat şöyle şu soruyu da tersinden sormak istiyorum. AK Parti'de malumunuz 295 adayı var. 9 milletvekili de kattığımız zaman 304 adayı çıkıyor. Siz de bölgeyi çok iyi bilen bir insansınız. Nasıl bir profil ortaya çıkar? Yani AK Parti'de bu soruyu aslında biraz da size sormak istiyorum. Küskünlük olur mu AK Parti'de? Şöyle esasına bakarsanız ben herhangi bir başka siyasi parti hakkında yorum yapmak istemem ama şimdi siyasetçi olarak ya bir siyasetçi olarak şöyle tecrübe ettiğimiz bir şey var. Urfa'da ben şimdiye kadar çok fazla büyük küskünlükler görmedim. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz. AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz siyasi parti olarak oradaki birçok arkadaşımızın da böyle düşündüğünü görüyorum. Amaç burada hizmet etmek. Hizmet etmek de memlekete sadece vekil olarak olmaz. Yani bizim amacımız burada partimizde vekiller seçtirmek. Onun yanı sıra vekil olamıyorsak da birçok yerde memlekete, partiye ve devlete hizmet etme şansımız var. Nasıl ben Haziran seçimlerinde seçilemedim, şu an hekim olarak memleketime hizmet ediyorum. İlave başka yerlerde katkım oluyorsa oradaki 330 adayından da listeye giremeyecek olanlar, bürokrat olanlar mesleklerine geri dönerek, özel işiyle iştigal edenler farklı şekillerde. Yani amaç burada eğer hizmet etmekse, gerçekten hizmete talipsek, bu hizmet sadece devlete, vatana, millete, vekillikte olmaz. Sizin yaptığınız örneğin çok önemli bir hizmet şu an. Bizi tüm meramımızı anlatmamıza vesile oluyorsunuz. Bu yüzden de çok teşekkür ediyorum bu bağlantı için. Neticede hep beraber bir şekilde memleketimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Evet. Sayın Toprak, Şeref Toprak var mı Ömer Çağlar'a soracağınız bir soru ya da katkı? Bütün siyasi partilere tabii başarılar diliyoruz. Evet. Ömer Bey'in de yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şimdi programın formatı gereği çok fazla konuğumuzu da programda tutmamak adına ve diğer konuklarımıza da zaman ayırabilmek adına zaten aklımızdaki sorular sorulmuştu. Evet. Sayın Ömer Çağlar Yılmaz, zaman ayırdığınız canlı telefon bağlantısına katıldığınız teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'ya geldiğinizde sizlerle bir arada olmak istiyoruz tekrardan. Tamam. Varsa Şanlıurfa'dan son mesajınız, onu alalım. Hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Hep beraber daha güzel günlere gideceğimizi umut ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de canlı telefon bağlantımızı aldık. Şu cümleyi kullanabilir miyim izninizle? Tabii. Sayın Çağlar Yılmaz'ın çok akıcı bir konuşması var. Evet. Bu hakikaten bence bir siyasetçide, bir vekilde olmazsa olmazlardan biri. Tabii bölge itibariyle bizim ağız dediğimiz o şive çok doğru bir kelime değildir Sayın Hocamız yanımızda ama ağız denilen o Urfa ağzı elbette bize özgüdür. Böyle bir durum söz konusudur ama ben dinlerken Sayın Çağlar Yılmaz'ı keyifle dinledim. Açık yürekli. Ben o zaman söz sizde kalsın, sorumu size yönelteyim. Küskünlük derecesi ne olabilir? Mevcut iktidar partisinde adaylık başlığı çok fazla olduğu için muhtemelen en fazla küskünlük oranladığımızda da orada karşımıza çıkıyor. Ciddi bir zarar olur mu? Yoksa küsmezler, dava deyip devam ederler mi? Ne diyorsunuz sizler? Şimdi bir defa tek
cümleyle şunu ifade etmekte fayda var. Parti içerisinde küskünlük olur mu? %100 olur. Ya yani olmaz diyen derse her türlü tartışmaya açığım. AK Parti içerisinde bu olacaktır. Neden? Bir defa bir iktidar partisi. Dolayısıyla iktidar partisi içerisinde yer almak isteyen nice aday olacaktır. E haliyle bunlara ekstradan siz yani daha doğrusu listeden yer vermediğiniz zaman hani o canla başla çalışma olayı olacak mıdır? Açık yüreklilikle konuşalım. Zor. Hepsi için mi? Elbette hayır. Bugün çok aklıma gelen isimlerden şimdi Sayın Günak aklıma geldi. Onu söyleyeceğim. Sayın Günak önceki dönemde aday adayıydı. Doğrudur. Ancak listeye girmedi. 18 yıldır parti kurulduğundan beri partinin içerisine yer alıyor. Peki şunu merak ediyorum. Siz daha yakinen tanıdığınız için Sayın Genel Yayın Yönetmenim. Sayın Günak listeye girmedi ama çalışmayı bıraktı mı? Yok bırakmadı. Hayır, hiçbir zaman bırakmadı. Sürekli çalıştı. Bu dönemde yine Sayın Günak aynı şekilde, aynı kararlılıkla, aynı azimle baktığınız zaman koşturuyor. Sayın Günak'a neden örnek verdim? Bildiğim için. Sayın Günak hayır, gibiler çıkacak mı? Çok benim aklıma gelmeyen nice isimler vardır. Onların da affına sığınıyorum. Neden? Bilmediğim için sevgili izleyenler. Aklıma gelmediği için. Ama gördüklerimiz de vardır. Elbette tabii, öyle. Tabii. Tam tersi olanlar. Toparlayacak olursak kesinlikle olacaktır küskünlük. Bu küskünlük oranı Sayın Bakan'ın da o aslında evet yani ben şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Sayın Bakan'ın da böyle bir korkusu var. Bu cümleyi tam kullanmak istemiyordum ama öyle. Bunu biz de evet, çünkü neden AK Parti içi muhalifler diye yani demek ki bir partinin bakanı bu kadar samimi olarak söylüyorsa demek ki hakikaten böyle bir çekince böyle bir görüntü var. Onun burada, önüne geçilebilir mi? Şunu da ekleyebilir miyiz? Yani aday adaylarda bir küskünlük olmasa bile onu destekleyenlerin kendisini yani o aday adayını yönlendirmesiyle kendi kitlesinin onu yönlendirmesiyle bir küskünlük olabilirmiş. Aslında ya biz bu kadar konuşuyoruz ama Urfa'da yani yerel seçimlerde biz bunu yaşamadık mı? Yani Sayın Fakı Baba'nın adayı gösterilmemesinden sonra işte insanların belediyenin önünde toplanması yani o kitlenin esasında onu burada yönlendirme kelimesini kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bağımsız aday olursanız biz sizinle beraberiz demesinin sonucunda işte ortaya çıkan verdiği destek. Gerçekten. Böyle bir durum yaşandı. Çıkan liste faciaydı. Yani sonuçta zaten bu faciada faciaya yol açtı. Aday adayı küsmese bile kitlesi küsebiliyor. Bunu görüyoruz. Evet, evet. Yani, yaşadık onu. Onun için elbette ki yani şunu düşünmesinler. Urfalı Uysal'dır. Uysal her şeye boyun eğer demesinler. Yok. Seçmeler listesini çok güzel hazırlamak zorunda. Kesinlikle öyle ve yanlış yerdeki yanlış tercihler hakikaten büyük sonuçlar doğurabilir. Evet. Aslında biraz da ben şunu söylemek istiyorum. Bu küskünlerin içerisinde sadece AK Parti'de olmayacaktır. Bakın buna yeni bir parti de eklemek lazım. İyi Parti de eklemek lazım. Neden diyeceksiniz? Şimdi Hasanoğlu bu parti kurulduğu günden beri, Urfa Teşkilatı'nın kurulduğundan beridir. Bu partide emeği çok büyük oldu. Yani parti kurucu başkan. Kurucu başkan. İlk o vardı kimse yok. Yani tabii. Şimdi bakıyorum gerçekten yani beklentiler yüksek. Hemen hemen İyi Parti'de 50'ye yakın müracaat vardır. Yani şeyden sonra. Urfa'da ikinci diyebilir tabii, miyiz? İkinci diyebiliriz. Türkiye'de yani. İkinci, Urfa'da da ikinci. Tabii ki. Hem Türkiye'de ikinci hem Urfa'da ikinci sıradadır. Şimdi şöyle düşünelim. Yani şimdi tabii ki birkaç isim dolaşıyor. Mesela Kemal Saracoğlu'nun ismi dolaşıyor. Ki bunu ilk de biliyorsunuz. Sosyal medyadan ben yazdım. Evet, Kemal Saracoğlu'nun işte aday adaylık sürecini Ankara'dan yapılmıştı. Şimdi şöyle düşünelim. Yani biz kendimizden örnek verelim. Ben partinin kurucusuyum. Herhangi bir partinin kurucusuyum. İşte ben geldim. Ömer Ağa geldi. Benim yerimi aldı. Şimdi ben nasıl yani küsmeyeyim? Hani belki bu parti sonuçta yenidir. Yani emek vermişim. Yani belki değil ya hani küllerinden doğmuş bir parti. Tabii ki küskünlükler İyi Parti'de içerisinde olacağını ben tahmin edebiliyorum. Orada evet. Da bir sene yine yani 50 aday içerisinde gerçekten İyi Parti'de de listeyi biz sadece bildiğimiz yani 2-3 isimdir. İyi yani isimler burada Ömer Bey aslında dedim ya ben ilk bölümde de söyledim. Bu insanın kişinin psikolojisiyle ilgili bir durumdur. Kendi kişisel tekamülünü oluşturanlar için belki sorun olmayacaktır ama nihayetinde biz her şeyi akıl mantıkla değerlendiremiyoruz. İnsanın bir de kalbi vardır. Duygusal yaklaşım vardır. Kalbin küsmesi halinde bedenen de o partiyle ilişkisini kesebilir. Evet.
Tabii küsme konusu açılınca yine aklıma Siverek geliyor. Biz hep Siverek'i konuşuyoruz. Aday potansiyel çok fazla diye. Ben Siverek deyince Şerdir Karahan'da aslında almak istiyorum. Geçen seçimde de yine aday olarak karşımızdaydı. Karahan ailesi AK Parti'de siyaset yapan bir aile. Geçen sefer önünde bir engel vardı. Evet, Zeynep Karahan uslu vardı. Şimdi o yok. Şerdir Karahan yine adayı ve yine küsmeyip yolunda devam eden bir adayı. Bu küsmeden devam eden adaydan aslında biraz da şansın da fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Siverek bölgesini konuştuğumuzda Şerdir Karahan faktöründe masada olması gerektiğini düşünüyorum. Siverek aday potansiyeli ve nüfusu olarak çok ön planda kaldığı için hep Siverek'e örnek veriyoruz ya da Viranşehir'e örnek veriyoruz. Merkez niye konuşulmuyor diyeceksin. Merkezde gerçekten çok da feodal yapın ağır olmadığı adayların olacağını gözlemlediğimiz için söylüyoruz. Bu anlamda Siverek'te 4-5 çok sağlam adayın var olması sanki o bölgede küskünlük biraz daha mı yakın acaba sorularını bizlerde uyandırıyor. Kesinlikle reklam öyle. Arasına girmeden biraz bölgesel adayları da isterseniz konuşalım. Son bölme sonra girelim. Siverek dedik. Siverek'te çok güçlü adaylar var dedik. Birileri listeye girecek. AK Parti tabii Siverek bölgesel 5 vekil tabii ki veremeyecek. Olası bir küsme durumda Siverek'te oylar kayar mı Sayın Özer? Değişir mi oradaki? Ben aslında bu sıramı Şeref Bey'e vermek istiyorum. Yani haliyle tabii ki ilk bölümde de bunu konuştuk. Yani küskünlükler yaşanabilir ama burada siyasi partiler şunu düşünebilir. 5 aday varsa bir ilçe için söylüyoruz. Eğer 2 kişi gösterilmişse 5 güçlü aday var. 5 güçlü aday varsa sonuçta onların kitlesi göz önünde bulundurularak tabii zor durumda kalacaktır. Bütün partiler için bunu söylüyoruz. Şu an konuştuğumuz belki AK Parti ama bir aday, iki aday, üç aday gösterildiğinde harici olanlara da farklı görevler verilecektir diye ben düşünüyorum. Evet. Nihayetinde küskün... Yani orası doğru. Acaba parti şunu yapabilir mi hiç? Küstürmeme adına, o küskünlüğü oluşturmama adına hiçbirine vekillik için adaylık sırası vermeyi farklı görevler verebilir mi acaba? Vallahi ben kendi görüşüm söyleyeyim. Kasım Bey liste dışı kalabilir. Kalırsa bakan olarak şehrimize dönebilir. Hep söylerlerdi Kasım Gürpınar'dan daha iyi Tarım Bakanı mı olur? Bunu Sayın Tarım Bakanımız da söylerdi önceki dönemlerde. Denge o şekilde sağlanabilir. Kasım Gürpınar'ın Urfa'daki kıymeti, değeri, bilgisi, birikim ve potansiyeli ortada. Siverek genelinde, Siverek'te bir bakan çıkmasa Siverek'i bir şekilde mutlu eder, zirveye çıkarır. Urfa'ya ait bir vekil olmasa bile Urfa'yı zirveye çıkarabilir. O şekilde kriz de çözülebilir. Ben bakanlık noktasında yine güçlü adaylardan birisinin Urfa adına listeye girememesi durumunda. Zaten Sayın Bakanımız şu an aktif görevde. Listeye girdiğinde onun bakanlığı tabii ki söz konusu olmayacak. Vekil istifa ettirmez AK Parti'yi bakan yapmak için. Girmemesi durumunda başka görevler de olabilir derken biri bakanlık, diğer de Sayın Toprak'ın bahsettiği yani, gibi yerel yönetimler. Urfa için aslında çok büyük bir avantaj olmuş olur. Şimdi şöyle düşünelim. Yani diyelim ki 14 tane milletvekili çıkaracak. AK Parti 14 tane milletvekili veya işte 14 taneden 10 tanesini aldı. Bir defa sepetin içerisinde bir tane milletvekili olmuş olacak. Çünkü evet. Bakan olarak gidiyor. Çünkü evet. Listeye girmeden milletvekili aday. Örneğin Siverek'te bu formül uygulanabilir aslında. Yani evet. Siverek'ten bir bakan, tamam mı? Bir bakan olur. Oradan iki tane de milletvekili. Hem buradaki seçmenin talebine cevap vermiş olur. Bir artı vekiller. Aynen. Şimdi mesela gerçekten Kasım Bey'e baktığımız zaman şimdi biz her ne kadar desek ki bölgenin birçoğunda artık feodal yapı yıkılmış işte oylar artık paket oy kalmadı desek bile sonuçta Siverek'te hala bu hakimdir. Ama Sayın Kasım Gürpınar'ın feodal yapıdan kaynaklı bir paket oyu yoktur. Hayır. Yani onu ayırmamız lazım. Şanlıurfa'da çok özel bir durumda Kasım sevenleri var. Seveni var yani. Şimdi evet. Gerçekten çok orada Kasım Gürpınar'ı seven bir çevre vardır. Bir aile kendisi ve kardeşi benim aynen. Bildiğim ama sevenleri binler. Yani feodal yapıda bir aşiret reisi gözle bakmamamız şimdi lazım. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Eğer o ilçeye ne ekmişsen onu biçersin. Evet. Bunu da nasıl olmuştur? Bunu babası ekmiştir. Tabii. Rahmetli babası. Siverek'te gerçekten katkıları büyük olmuştur. Şu anda açık konuşmak gerekirse Sayın Kasım Gürpınar da babasının ektiklerini biçiyor. Evet. Aynı yolda ilerliyor. Üzerine ekleyerek evet. Daha da bir tabiri caizse bahçesini dolduruyor. Orada bucak faktörü vardır. Ama bu bucak faktörü biraz da ikiye ayrılıyor. Bir Ersin Bucak vardı. Bir ben Fatih. Üçe bölüyorum. Evet. Üçe aynen. Bir de Ali Murat Bucak var. Geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine var mı yok mu bilmiyorum aday adaylık başvurusunda. Yok, onun listede üç yok. Ayrı Bucak seçime girmişti.
oylar... Şu an AK Parti'den Siverek için Bucaklardan hangi isimler şimdi, var? İşte sen aslında Bucak, Mehmet Bucak var. Aslında şöyle söyleyeyim ben geçen... İyi Parti'de bir Bucak var başvuru yapan. İyi Parti'de de var. Vardır, evet. Orada da vardır. Şimdi biz geçen dönemde bütün partileri saydık ama bir CHP'nin HDP'yi saymamıştık. İsterseniz bir onları aday, da... Aday listesi. Aday, elimizdeyse onları da sayalım. Haksızlık olmasın tabii çünkü CHP'de tabii ki birinci sırada yani ilk sırada isim okuyorum. Akile Yektaş var. Emekli hemşire kendisi. Ahmet Müsri var. Avukat vardır. Aydın Karataş var. Bilgisayar mühendisi. Aziz Aydınlık var. İş adamı biliyorsun. Aynı zamanda CHP il başkanı da istifasını verdi. Bakır Aydoğdu vardır. Cem Karakeçili vardır. Faruk Akan vardır. Fethi Yamaç vardır. Halef Ayyıldız vardır. Kemal Eşsiz. Mahmut Yazar. Mustafa Eren. Songül Arslan. Uğur Mizan. İbrahim Halil Yarış. Cengiz İnal. Yasin Aytiş. Mehmet Fatih Satıcı. Yücel Budak vardır. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayları. Tabii bu aday adayları bir HDP'yi de okumamıştık. HDP'nin evet. de bugün listesi belli oldu. Özgür Can Altıngül, Mehmet Güzeller, Seydi Turgut, Mehmet Akbaş, Yusuf Yetim. Yusuf Yetim biliyorsunuz daha önceden yine daha önceden AK Parti'nin milletvekili aday adayı. Aday adayıydı. Sonra HDP'nin aday adayı oldu. Vedat Güngören var, Hikmet Evin var, Mahmut Öcek var, Müslüm Acar, Mehmet Ali Oba, Sinan Çınar, İsmail Karadağlı, Fatma Üzül Levent, Menduh Aslan, Mehmet Şerif Behtaş, Halil Sarıkaya, Zekeriya Karayılan, Menduh Kızgit, Muhittin Kaya, Orhan Özkan, Aliye Kızıldamar, Serdar Al, Sevda Çelik Özbingöl, Meral Baltır, Bekir Benek, Elif Roza Talar, Mehmet Şükrü Turgut, Roza Yazmacı, Murat Gündüz, Mustafa Eraslan, Sefer Büyük Ertaş, Bişar Tüysüz, İsmail Telli, Halil Çay, Serdar Yahlioğlu, Songül Arpa, Ahmet Ateş, Halit Acar, Eylem Salar, Celalettin Ertmen, Rasim Çakmak, Zeyd Ahmet Gündüzalp, Sami Özdemir, Yasemin Kılıç, Ali Murat Tüysüz. Var olan vekiller başvuru yapmamış ben dinledim. Listede yok yani onların listede şu anda listede yeri yok. Evet. Yani zaten Osman Baydemir ve... İbrahim Ayhan milletvekilliği düşürür ama Dilek Öcalan ismini özellikle bekliyor. Şimdi şöyle belki bizdeki gibi mesela hani mesela şeyde biz biraz önce konuşuyorduk ya işte diyorduk işte AK Parti'de de işte hani mesela milletvekillerinin müracaatları sayılmadı biraz önce konuşurken belki orada da mevcut milletvekillerin şeyi sayılmamış. Bir de mesela benim dikkatimi çekti. Geçmişte işte milletvekili olan o 5 milletvekili çıkarttı zaman o isimleri de göremiyorum. Ziya evet, Bey var. Evet, Ziya'yı göremiyorum. Evet. Yine tanıdık isimlerden tabii ki şey vardır. Sevda Özbingöl vardı, evet, o vardı. Eş başkandı önceki dönemde. Bekir Benek, Halil Evrede başkan adayıydı. Evet. Celalettin Erkmen. Erkmen vardır. Evet. Daha önce o da ilk teşkilat başkanıydı. O da milletvekili mi? Belediye başkanı bir aday adaylığı, adaylığı vardı. Olmuştu onun da adaylığı evet. vardı. Evet. Tabi burada o Yusuf Yetim örneğini de vermiş oldunuz. AK Parti'den küserek HDP'ye tabii geçen ki. Bir isim. Tabii değil ki. Mi? Daha önceden AK Parti'de, daha sonralar 2011'de AK Parti'deydi. 7 Haziran seçimlerinde ise HDP'den şey oldu, aday oldu. Ve bu seçimde tekrar HDP'den devam etme kararı aldı. Devam etme kararı aldı, evet. Bu adaylar içerisinde ben aslında şunu görebiliyorum. Hep küskünlükten bahsettik ya, yanlışsam siz de düzeltin. Peki. Sanki HDP'de ve MHP'de çok küskünlük olmayacak gibi bir his var içimde. CHP'nin listesine yani baktım orada da olmayacak İYİ gibi. İYİ Parti'de belki biraz olacak yani o kırgınlık. İYİ Parti'de çok aslında... Liste olsaydı geçen liste, okuduk doğru. ama İyi Parti'de çok böyle ses getiren mesela adaylar. Mesela o zaman Kemal Saraçoğlu'nun ismi yoktu. Badırlı'nın ismi yoktu. İmam Badırlı, Kemal Saraçoğlu sonra eklendi. Yoktu. Paşa Bucak vardı. Hakeza. Yani İyi Parti'nin de listesi böyle birde ikide olmaz gereken isimlerle dolu olduğu için belki bir kısmen yani o zaman oluşabilir. Küskünlük oranı aday adaylığı başvuru sayısı orantılı oldu, oranlı oldu sanki değil mi? Orantılı peki, gidiyor. Şimdi, AK Parti, İyi Parti diye gidecek. MHP aynen, CHP, HDP gibi. Mesela en az HDP'ye verdik. Ömer Bey'in dediği gibi çok da küskünlük olmayacak gibi. CHP'de de olmayacak. O zaman ilk iki değişmeyecek. Peki madem küskünlük dediyse küskünlüğü konuşuyoruz. Eğer vaktimiz varsa bir de küskünlerin seçmen ayağına bakmak gerekmiyor bu. Seçmenlerin yani, küsmesi mi? Tabii seçmenler bir de bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi aday adaylarının küsmesi ve kendi kitlesinin küsmesinin yanı sıra ben bu ittifakların partiler açısından avantaj ve dezavantajlarına baktığım zaman
orada da bir küskünlük yaşanabileceğini görüyorum. Şöyle, müsaadeniz var değil mi? Tabii, tabii, tabii. Şimdi Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman, Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP 7 Haziran sonrası koalisyon kurabilecek durumdayken koalisyon kurmadılar. Hatta Sayın Bahçeli'nin o zamanki açıklaması, işte gidip kiminle birlikte hükümeti kurarlarsa kursunlar, biz bu işte yokuz diye öyle seçim sert gecesi çıkışı, evet, evet seçim gecesi Haziran'da yaptığı öyle açıklama. Yine AK Parti erken bir çıkış attı. Evet. Yine AK Parti'nin o zaman o duruma yaklaşımı. Sonra yani 15 Temmuz'dan önceki AK Parti ile MHP arasındaki sivri dil, o keskin ifadelerin kullanılması bu sefer acaba seçmende farklı bir duygu oluşturabilir mi? Yani diyelim ki AK Parti seçmeni bu durumdan dolayı belki AK Parti'de olmayacaktır. Çünkü buradaki hedef Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Dolayısıyla belki böyle bir küskünlük olmayacak ama MHP'deki durum ne olacak? MHP bu küskünlükten dolayı mı İYİ Parti'nin şu an milletvekili adayı sayısında bu kadar bir yükseliş var? Bu da bunu göstermiyor mu? Yani bu bir küskünlüğün neticesinde İYİ Parti'de bu kadar adayı sayısının 2800 olmasını ben buna bağlıyorum. Diğer taraftan baktığımızda diğer ittifakta yine Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına baktığımız zaman normalde Saadet Partisi ile bir araya gelmeyecek bir seçmen kitlesi var. Saadet Partisi de yine aynı şekilde yani bir araya gelmeyecek olan bir taban var. Bundan dolayı acaba bir küskünlük yaşanabilir mi ki ben yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Yani %5 de olsa, %10 da olsa bu tür küskünlükler olacaktır. Dolayısıyla yani bu kadar anket yapılıyor, bu kadar konuşuyoruz evet. Ama bir bunları, de buna göre de değerlendirmek bu, gerekiyor. Bunu konuşalım, bir reklam arası vereceğiz. Seçmen nezdinde küskünlükler olur mu olmaz mı konusunda ben de birkaç cümle kullanmak çünkü isterim. Çünkü şöyle bir durum da var. Sonra Doğu ve Güneydoğu'da yapılan bir araştırmaya göre, Sayın Zeynep Karahan Uslu'nun yaptığı araştırmaya göre biraz da şeye de penceresinden bakmak lazım. Yani, şimdi biz mevcut işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Cumhurbaşkanı adayı vardır. Evet. Bunların bir araya gelip gelmeyeceğidir. Bunlar bir araya gelecek mi? Birbirine evet görüşme yapacak. Onu da konuşalım. Aslında konuşmak lazım. Reklamlardan sonra seçmen nezdinde bir küskünlük oluşabilir mi konusuyla başlayacağız. Panorama Özel devam ediyor. Kısa bir reklam arası. Değerli Edessa TV izleyicileri, Panorama Özel devam ediyor. Seçim gündemini konuşuyoruz. Konuklarım Sayın Ferhat Özer, Şeref Toprak ve Ömer Yılan. Şanlıurfa'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. Reklama girmeden önce Sayın Toprak seçmen küskünlüğünden bahsetti. Onunla devam etmek istiyoruz. Tam masaya yatıramadık. Seçmen küskünlüğü noktasında ben de Sayın Toprak'a katılıyorum. Bir de Sayın Toprak, seçmen küskünlüğünde tabii devam edeceksiniz de listeye bakıp da küsecek seçmen yok mu? Hep feodal yapı diyoruz, hep paket oy diyoruz ama öyle değil. Tabii. Bir de bilinçli bir seçmen kitlemiz var. Şimdi listeye bakıp da değerlendirme yapacak olan. Hem o şekilde bir küsmenin yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu sadece yerelde değil, yani Şanlıurfa için değil, Türkiye genelinde. Şimdi zıt partilerin bir araya gelmesi kendi seçmeninin, yani partinin tabanında küskünlüğe mutlaka neden olacaktır. Çünkü yapılan bir araştırma, belki siz de takip ediyorsunuzdur, yani her yerde yayımlanan bir yazı. Mesela Doğu ve Güneydoğu'da seçmen AK Parti ile HDP arasında kalıyor. Doğu ve Güneydoğu'da seçmenin en son oy vereceği partiye baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi görünüyor. Bazı şehirlerde. Yani şimdi şöyle bir durum var. Kadirli'ye gitseniz, Osmaniye Kadirli'ye gitseniz ki ben kendim Osmaniye'de büyüdüm. Orada da HDP seçmenin mi? En son oy vereceği parti hangisidir deseniz HDP çıkacaktır. Yani veya işte İzmir'e gittiğinizde en az oyu hangi parti alıyor deseniz Saadet Partisi alacaktır. Yani bu evet böyle değil mi? Yani bu Türkiye'nin gerçeği bu. Portföyleri şimdi, evet. Durum böyle olunca şimdi Doğu ve Güneydoğu'da Milliyetçi Hareket Partisi'yle birleşmeden dolayı AK Parti'ye karşı bir küsmenin olabileceğini, yani ki yapılan araştırmalar, bu yönde araştırmalar vardı. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda da kendi seçmeninin Saadet Partisi'yle birleşmesinden kaynaklı olarak, yani %1 mi olur, %2 mi, %5 mi, %10 mu CHP içerisinde bir küskünlüğün olabileceğini ve Saadet Partisi'nin yine İYİ Parti'nin bu şekilde küskünlüklerin olabileceğini ben görüyorum. Bir telefon bağlantımız var yine. Evet, rejiden uyardılar. Sayın Rüstem Coşkun, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı telefonun diğer ucunda.
Rüstem Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer Bey. Sizin şahsınıza bütün Edefa TV izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Seçimi konuşuyoruz. Panorama Özel'de Ferhat Özer, Ömer Yılan ve Şeref Toprak var yanında. Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi masaya yatırdık. İyi Parti'nin çıkışından bahsettik. Türkiye'de yeni kurulmuş olmasına rağmen AK Parti 7329 başvuruyla Türkiye'de birinci. İyi Parti mecliste grubu olmamasına rağmen 2800 başvuru ile mecliste olan partilerin de önde bir başvuru, bir teveccüh görmüş. Hakeza Şanlıurfa için de geçerli. Şanlıurfa'da 305 AK Parti aday varken ondan hemen sonra İyi Parti yanlış değilsem 50 aday adayıyla ikinci sırada. Türkiye'de olan teveccüh Şanlıurfa'da da söz konusu. Bu konuda ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi Ömer Bey, sayılarda hatalar olabilir. Yani 50-52 başvuru değil ama oldukça iyi bir başvuru var. Ve Urfa'nın bildiği, tanıdığı insanlar bunların birçoğu. Ve açıklandığında özellikle 21 Mayıs akşamı bizim adaylar açıklandığında insanlar İyi Parti'ye bir defa daha gıptayla bakacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi son günlerde ben diğer partilerden daha fazlasının sahada olduğunuzu gözlemliyorum. Adayları adaylığa dönüşmediği için net bir şekilde sahada değiller ama sizler her gün bir yerdesiniz. Dolaşıyorsunuz. Bu yansıyan başvurular İyi Parti olan teveccühü gösteriyor. Halkın içinde de bu teveccühü gözlemleyebiliyor musunuz? İnan Ömer Bey, ben daha önce biliyorsun başka partilerle de siyaset yaptım. Şimdi bu partide siyaset yapıyoruz. Halkta daha önceki yaptığım partideki siyasette halka indiğimizde böyle bir sevgi, böyle bir şey görmüyordum, teveccüh görmüyordum. Şimdi insanlar, bakın ben dün bir pazarı gezdim. Bir bayanın söylediğini aynen size söylüyorum. Dedi ki hangi parti dedi. Dedim ki İyi Parti, Meral Akşener'in. Ha, benim partim dedi. Dedi ki bakın benim kocam AK Parti'ye vermemi söylüyor. Fakat ben İyi Parti'ye vereceğim ve bunu kocama da söyledim. Kocam olmaz dedi. Dedim ki vallahi istediğini yap. İstersen beni boşa, ben AK Parti'ye, Meral Hanım'a vereceğim dedi. Yani inanın 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir diyalogumuz gelişti. Yani özellikle bayanlar ve gençler İyi Parti'ye çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Bizim elimizdeki adaylar listesinde gerçekten konuştuk sizden önce de çok güçlü isimler mevcut. Ve yine sizden önce konuştuğumuz bir konu vardı. İyi isimlerin olduğu partilerde listeye girememe sonucunda bir küskünlük oluşur mu? Verilen destek kesilir mi konusunu konuştuk. Halkın içindeki küskünlük ve adayları içindeki küskünlükten bahsettik. İyi Parti için bahsedilen o güçlü isimler aradıkları yeri bulamazlarsa eğer İyi Parti ile yollarına devam ederler mi? Öngörünüz ne? Bir küskünlük oluşabilir mi? Şimdi Ömer Bey, yani bu o ismi geçen adayları bizzat gelip benimle bir araya geldiler. Hepsinin söylediği şey şu. Biz 14. de olsak Türkiye'nin kaderini etkileyen böyle bir seçimde tarafımız bellidir. Biz Meral Akşener'in yanındayız. İyi Parti'ye gönül vermiş durumdayız diyorlar. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyorsunuz. Başvuran tüm adaylarının bir sıra beklentisi yok. Biz hangi sırada olursak olalım yine İyi Parti'ye çalışacağız diyorlar. Bu şekilde yaklaşım tabii ki olumlu sonuçlanırsa şüphesiz İyi Parti bundan kazançlı çıkacaktır. Arkadaşlarıma dönüyorum. Sayın Özer, Sayın Ferhat Özer genel yayın yönetmenimiz seni soru yöneltecek Sayın Coşkun. Tabii, buyursun. Rüstem Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi tabii ki biz rakam tam telaffuz etmedik. Yani işte 50'ye yakın bir adayı müracaatı olduğunu söyledik. Soruyu tam alamıyorum. Ses dedim duymuyor. Biz rakam telaffuz etmedik. Yani bir 50'ye yakın adayı vardır. Bütün partilerin hemen hemen adayı sayısı bellidir. Peki İyi Parti'nin adayı sayısı belli mi, ne kadar oldu? Yani bana gelen farklı farklı sayılar var. Bir de şu var. Yani bizim parti adaylarını inceleyip sık dokuyor. Bütün şeyler bittikten sonra açıklayacağız tam sayı ve isimleri. Yani müracaatlar buradan mı yapılıyor yoksa Ankara'dan mı? Genelde hepsi Ankara'dan mı yapılıyor? Ankara, bizde müracaatlar Ankara'ya yapıldı. Dolayısıyla bütün müracaatlar Ankara'da. Ankara
bütün müracaat edenlerin müracaatını aldı ama bunların bazılarının dosyasını geri gönderecek çeşitli nedenlerden dolayı. Anladım. Yani olur. İyi Parti adaylık başvurusu listesini açıklamama nedeni bir kısmının da başvurusunu kabul etmeyecek olması. Ben o sonucu çıkardım. Evet, evet. Yani kendine göre bazı ilkeleri var, bazı dik duruşları var. O kıstaslara uymayanları kabul etmeyecek. Anladım. O yüzden sayı şu an net değil diyorsunuz. Evet. Sayın Toprak size bir soru yöneltecek. Tabii. Sayın Coşkun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi, iyi akşamlar. Belki girişte yeni kurulan bir parti dedik İyi Parti için ama nihayetinde Sayın Akşener de uzun zamandır siyasetin içerisinde, sizler de siyasetin içerisindesiniz. Belki yeni bir parti dememek gerekiyor. 2800 civarında yeni bir hareket diyelim biz yeni buna. Yeni bir hareket. İşte evet. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani burada insanların hani bu adayları sayısına baktığımız zaman 2800 olması İyi Parti'yi bir umut kaynağı olarak görmesinden mi kaynaklanıyor, yoksa mevcut olan duruma, özellikle ekonomideki gelişmelere, biz de yaptığımız röportajlarda bunu görüyoruz, buna bir tepki olarak mı İyi Parti'nin yanında durmaya çalışıyorlar? Bu birinci sorumdu. İkinci soru da şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalara göre Meral Hanım'ın İyi Parti'den daha fazla oy alabileceği yönünde. Yani İyi Parti Meral Akşener etrafında şekilleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Şimdi bakın, bizim parti dediğimiz gibi iyi bir yeni bir hareketin partisi ve bu partiye her ne kadar büyük ekseriyeti MHP'den geldiği söyleniyorsa hiç de sahada iş öyle değil. Eski CHP'li arkadaşlarımız var, eski HDP'li arkadaşlarımız var, eski AKP'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış arkadaşlar var bizim içimizde. Tabii ki MHP'li arkadaşlarımız da var. Mesela ben bunlardan biriyim. Daha önce MHP'de politika yapmış arkadaşlardan biri, insanlardan biriyim. Dolayısıyla bütün bu insanlar çıkışın ve Türkiye'deki bu sıkıntıların giderilebileceğini Meral Hanım'ın etrafında kenetlenerek olacağının farkına vardıkları için bu hareketin içinde yer aldılar ve daha sonra da partileştiler. Yani Meral Hanım'ın daha önde görünüyor olmasının altında yatan çeşitli nedenler var. Ben bugün mesela HDP'li bir arkadaş partiye benim ziyaretime geldi. Bana söylediğini söyleyeyim. Dedi ki ben Cumhurbaşkanlığı seçimde oyumu HDP Meral Hanım'a vereceğim ama bizim genel barış tehlikesi var diye milletvekilinde HDP vereceğim. Evet. Bu şekilde düşünen insanlarımız da var. Yani o halde yani İyi Parti kendini nasıl tarif eder dediğimiz zaman sadece milliyetçi bir parti demek belki doğru olmayacaktır. Madem ki diğer siyasi partilerle de böyle bir bağlantısı varsa, yani Anadolu'nun tamamını eğer kapsayacak bir parti ise tabii herkes kucaklıyor. Milliyetçi Yenilikçi Anadolu Partisi. Yani belki doğru bir tarif tabii. Yani, doğru bir tarif. Yani halkın burada bir tepki değil de bir umut kaynağı olarak gördüğünüz, sizin sözlerinizden öyle anlıyoruz. Doğru mudur? Evet, evet. Peki. Aynen öyle. Bizi bir hareketimizi ve bu parti bir umut kaynağı olarak görüyorlar. Türkiye şu anda ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Özgürlükler bazında çok büyük sıkıntı içerisinde. Demokrasiyle sıkıntı içerisinde. Hakta, adalette, hukukta sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bu sıkıntıların Meral Hanım'la ve onun oluşturduğu İyi Parti kadrolarıyla açılacağına inanıyorlar. Bir de varsa bir soru buyurun. Daha ben teşekkür sormak istiyorum Sayın Coşkun'a. Şanlıurfa'daki bu sinerjiye katkı olarak Şanlıurfa'ya dönük bir miting çalışması talebiniz, isteğiniz var. Meral Hanım'ın Urfa'ya gelmesi söz konusu mu seçim sürecinde? Tabii. Bundan bir hafta kadar önce Sayın Genel Başkanım beni Ankara'ya davet etti. Gittim, görüştüm. Urfa'da bir miting programı almayı düşünüyor ve inşallah çok büyük ve çok canlı bir miting Urfa'da yapacağız. Evet. Sayın yani Urfa'yı önemsiyor. Urfa'yı çok önemsediğini söyledi. Özellikle
İçişleri Bakanlığı döneminde ve diğer dönemlerde defalarca Urfa'ya geldiğini, Urfa insanını çok sevdiğini ve Urfa'nın kendisi için çok önemli olduğunu, 6 il başkanıydık davet edilen. O 6 il başkanının gözünün içine baka baka bunları söyledi Sayın Genel Başkanım. Evet. Sayın Ömer İlan'ın size bir sorusu olacak. Ben sözü Ömer İlan'a bırakıyorum. Buyur. Sayın Coşkun, iyi akşamlar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum aynı zamanda sizin seçim sürecinde. Sayın Coşkun, ben de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu ülke 24 Haziran'ı ilk turda geçemez ve 8 Temmuz'a kalacak olur ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi için konuşuyorum, ve kalacak iki isimden biri Meral Hanım olmaz ise, Meral Akşener olmaz ise. Olmaz ise diyorsun değil mi? Olmaz ise, evet. Evet. Yani görünen o ki bugün baktığınız zaman mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tura kaldı diyelim. Onunla birlikte yanında bir başka isim kaldı. Ancak yanındaki o isim Meral Akşener değil. Orada İyi Parti'nin B planı nasıl olacak? Yani şimdi bakın, ben bir partinin il başkanıyım ve biz genel başkanımızın kesinlikle ikinci tura, hatta belki ilk turda seçilecek isim olduğunu iddia ediyoruz. Yani böyle bir şeyi düşünmek bile doğru değil. Ama velev ki bir an için öyle olduğunu düşünelim. Biz genel başkanımızın verdiği bir vaat var. Eğer CHP'nin adayı kalırsa CHP'ye, Saadet'in Temel Bey kalırsa Temel Bey'e, bütün gücümüzle Cumhurbaşkanlığı makamına onları getirmek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Evet. Peki Sayın Coşkun, çok özür diliyorum. Belki sizin de vaktiniz yok, bu kadar yoğun çalışıyorsunuz, ama az önce siz konuşurken İşte diğer partilerle olan, İYİ Parti'nin diğer partilerle olan ilişkilerini anlatırken HDP örneğini verdiniz. İşte bir seçmenin normal genel seçimlerde HDP'ye oy vereceğini, ancak Cumhurbaşkanlığı evet. seçiminde Meral Hanım'a oy vereceğini, onu destekleyeceğini söylemiştiniz. Bu bağlamda şimdi İYİ Parti'nin ittifak içerisinde yer aldığını biliyoruz. İYİ Parti bunun dışında, yani bu ittifak dışında olan ya da Cumhur İttifakı'nda olan partilerle görüşme durumu, Şanlıurfa yerelini konuşalım. Sizin gidip diğer partilerle, diğer parti temsilcileriyle bir görüşme durumunuz olabilir mi? Yani seçmene bir mesaj anlamında. Şimdi tabii biz en nihayet birilerinin dediği gibi bu bir savaş değil, bu bir seçim. Evet. Biz insani ilişkilerimiz MHP'ye oy veren arkadaşlarla da, AKP'ye oy veren arkadaşlarla da, HDP'ye oy veren insanlarla da insan ilişkilerimiz devam ediyor. Ve bunlarla her platformda bir araya gelip çok rahat görüşebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama Cumhur İttifakı'nda da yer alan partilere gelin bizim adaya oy verin demek biraz ne hoş bir hareket olur. Ama şunu size söyleyeyim. Bu partilerin içinde olup da yine Meral Akşener'e oy vereceğini söyleyen insanların var olduğundan emin olun. Evet. Sayın Coşkun, çok teşekkür ediyoruz. Aydınlattınız bizi. Gerek Türkiye genelinde gerek Urfa genelinde İYİ Parti'nin durumunu bize anlattınız. Canlı yayına katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere iyi akşamlar ve saygılar, hürmetlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Şimdi, evet, İYİ Parti İl Başkanı Rüstem Coşkun çok objektif, çok dobra cevaplar verdi bize. Koray Aydın'ı alacaktık ama o da toplantıda olduğu için alamadı konuda. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı da telefon bağlantısına katılacaktı. Şimdi ben aslında biz burada 3-4 konu konuşuldu ama biraz tabii ki ben notlar aldım. Mesela işte Sayın Coşkun'un diyor ki işte siz sordunuz dediniz işte Meral Akşener Şanlıurfa'ya gelir mi? Gelmesi lazım. Ben orada şunu söylemek istiyorum. Bir genel başkan mutlaka Şanlıurfa'ya gelmelidir. Hangi partinin olursa olsun. Tabii. Geçmişte bakacak olursak mesela CHP'den Deniz Baykal Urfa'ya gelmedi. İşte Devlet Bahçeli Urfa'ya gelmedi. Ama daha önce Urfa'da bir miting yaptı. Yani, Sayın Bahçeli'nin yaptığı yani bölgesel bir miting. Evet. Hayır, seçim mitingi değildi. Fakat
Yani Elazığ'dan, o Malatya'dan... Deniz Baykal da geldi, Suruç'a gitti. O da, onun da böyle bir şey oldu ama... Ama Sayın Özer'in dediği geniş kapsamlı yapılacak, yapılması, bir kitleye hitap edecek hangi, bir seçim. Hangi partinin olursa olsun mutlaka miting gelmesi lazım. Tabii. Genel başkan, bir genel başkan buraya gelmiyorsa partisini ve seçmenini önemsemiyor demektir. Bu da kendisine oy kaybettirir. Bunu bilmek lazım. İkinci bir konu, biraz önce hani bilinçli seçmenden bahsediyorduk ya. Şimdi uzun zamandır, uzun yıllardır önümüze 3 tane sandık gelmiyordu. Ama bu sefer 2 sandık geliyor önümüze. Şimdi geçmişte baktığımız zaman önce işte milletvekilliği vardı, belediye başkanlığı vardı ve meclis üyeliği vardı. Hı hı. Hatta bir de muhtarlık vardı. 4 tane sandık önümüze geliyordu. Ama bu seçimde önümüze 2 tane şey gelecek. Hani birinci turda 2 sandık olacak. Tabii ki 2 sandık olacak. Şimdi bilinçli seçmenden bahsettik ya. Bilinçli seçmen gidip şeyde Cumhurbaşkanlığında atıyorum işte. Sonuçta 6 tane aday vardır. Hı hı. Alternatif vardır. Oyunu verecek. Belki listeyi beğenmez milletvekilinde. Gidip o Cumhurbaşkanı işte Cumhur İttifakı'na vermez. Gider başka partiye verir. Bilinçli seçmen bunu yapar. Geçmişte de bunu görmüştük. Mesela ben İstanbul'dayken ana vatana gidip oy veren bir seçmeni biliyorum. Aynı seçmen. Gidip belediye başkanlığında Refah Partisi'ne veya öteki adıyla Fazilet Partisi'ne diyelim. Gidip oy veriyordu. Mecliste gidip İşte doğru yola veriyordu. Ama bunu yaparken de ne yapıyordu? Meclis derken belediye meclisinde. Tabii belediye meclisinde. Diyor ki farklı partilere verdi. Bakın kendisinin belki sol görüşü olabilir, sağ görüşü olabilir ama bilinçli seçmen ona bakmıyordu. Diyordu ki ben belediye başkanlığına ve refaha vereceğim. Çünkü neden? O dönemde biliyorsunuz refahın bir iyi bir çalışması vardı. Yani belediyeler konusunda. Ona veriyordu. Ama milletvekilinde gidiyordu başka bir partiye veriyordu. Mecliste bakıyordu, listeye bakıyordu. Diyordu ki ya bu liste bir şey yapmaz, çalışamaz diye farklı partiye veriyordu. Bilinçli seçmen bunu yapıyor. Biraz önce küskünlükten bahsetmişti. Bu bir. Şimdi bir de mesela siz bir soru sorunuz Rüstem Bey. İşte şey olmazsa ikinci tura kalmazsa ne olur diye. Çok ilginç bir şey vardır. Açıklama vardır. Ömer Bey sorusuydu. Buyurun. Bir şeyle birlikte. Şimdi mesela bugün şeye sormuşlar. Muharrem İnce'ye. Hı hı. Demişler ki ikinci tura kalmasanız Meral Akşener ikinci tura kalırsa destekler misiniz? Cevabı ilginç olmuş. Şunu söylemiş. Demiş ki beni yardımcı yaparsa destek olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni seçim otobüsüne bindirse çıkarım. Yardımcı yaparsa destekten kompleksim de yok. Çok hayır, güzel bir tespit. Biz oraya atladık aslında. Muharrem bir espri mi yoksa? Hayır. Çok ciddi verilen bir cevap. Ve bu cevabı bu ülkedeki şu an Cumhurbaşkanı adaylarından biri veriyor. Evet. Yani çok ilginçtir. Bilmiyorum ki yani ne demek lazım. Evet. Diyor ki devamlı diyor ki yani bu iş koltuk meselesi değil diyor. Memleket meselesidir. Ama ben de başkanımsa yapsın ya. Yani. Başkanımsa yapsın. Ayrı bir konu. Ferhat Bey teşekkür ederiz. Ya biz ama yani bu alanda hani ben kasoda bulunabilirim demek istemiş. Şimdi şöyle bir tablo çizmek istiyorum. Bu dörtlü ittifakın şansı miting noktasına biraz daha mı fazla acaba? Sordum ya Meral Hanım gelecek mi diye. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. 20 büyük miting yapacağını söyledi. Diyelim ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da 20 miting yapacağını söylesin. 40 mitingle seçime gidecek. Diğer tarafa bakıyoruz. Gerçekten kitlesi potansiyeli olan bir İyi Parti Genel Başkanı var. Bir Saadet Partisi Genel Başkanı var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı var. Bunların her biri. Bir de Demokrat Parti Genel Başkanı var. 20'şer yaptıklarını düşünelim. 80 ilde miting yapacak. Ama nasıl olacak şimdi ittifakta? Şöyle bir durum var. Yani Urfa'da sadece Meral Akşener Cumhurbaşkanı için konuşuyor. Cumhurbaşkanı tabii. Için. Ama sonuçta Muharrem İnce de aday. Tabii. Hayır, Cumhurbaşkanlığına yani ittifak yapıyor da bir aradayız diyorlar ya. Bundan tamamı çıkacak bir gerçek var. Sayın İnce çıkıp Meral Hanım'la ilgili konuşma yapmayacak. İktidara dönük mesajları verecek. Yani kendisi o isterken kimden o isteyecek? Cumhur İttifakı tabii, karşı ittifaka. Cumhur İttifakına karşı. İttifakta karşı Cumhur İttifakına karşı bir konuşma yapacak. Yani bu kesin. Sanki bütün şehirlere dağılabilecekler. Tabii ki Sayın İnce çıkıp Meral Hanım'a o istemeyecek. Ama Meral Hanım da aleyhinde konuşmayacak. Muhtemelen öyle bir ittifak varsa. Öyle olacak. Böyle bir durum söz konusu. Çok daha kitleye hitap bence o Sayın Ağa zannetmiyorum ya. O çok böyle hani ön plana çıkarmayacaktır ittifak. Cumhur İttifakı karşısındaki dörtlü ittifak. Yani diyelim ki Meral Hanım da Muharrem Bey de diyelim ya da Temel Karamollaoğlu da Urfa'ya gelip
üçü de aynı şehirde miting yapar mı diyorsunuz? O sonuç mu çıkıyor? Bence öyle olmayacak. Yok. Kendi aralarında mutlaka hiç bunu bölüştüreceklerdir. Ama dolayısıyla Sayın Ferhat Özer'in söylediği duruma geliyoruz. O zaman ne olur? Her genel başkanın mutlaka gelip burada seçim kendi partisi. Yani genel aynen. Seçimler için ama sonuçta iki seçim var önümüzde. Cumhurbaşkanlığı için de milletvekili seçim var. Sonuçta her siyasi parti sayıca milletvekilinin daha fazla o zaman ikinci tura kalırsa diyelim o dört aday çok daha rahat bir şekilde 15 günlük süreci 13 günlük süreci zaten ikinci tura kalırsa tabii şimdi tek seçim olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi o zaman beraber hareket etme durumu olacaktır ama bu durumda çok da beraberce hareket edemeyecektir. Evet. Ama Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki beraber hareket edecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yok. Yani Sayın Erdoğan'ı desteklediği için bu anlamda böyle bir çatışma olmayacak. Evet. Bir de şuna da bakmak lazım. Yani şimdi dedi ki işte 6 tane Cumhurbaşkanı adayı vardır. Bunlar bir araya gelecekler mi? O önemlidir. Gelip konuşurlar mı? Konuşmazlar mı? Hatta mesela Muharrem İnce biraz daha hareketli başladı. Dolaştı sanki dolaştı. Bütün aday hatta Demirtaş da cezaevinde ziyarete gitti. Orada da bir ilginç söz vardır. Demirtaş şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor işte 10 aydır cezaevindeyim diyor. Her aday da gelsin de bir hafta cezaevinde yatsın. Tamam mı? Öyle çalışmasını yapsın. Meydanlara çıksın. Tabii o da diyor ki ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletirim. Muharrem İnce de onu iletiyor kendisine. Cumhurbaşkanı da şunu söylüyor, diyor ki ben sıramı savdım diyor. Evet. Evet, anlamlı. Evet. Kesinlikle. Şimdi İnce biraz daha burada, Sayın İnce biraz daha sanki böyle her kesimi kucaklayan bir imaj çizmeye çalışıyor. Evet. Şimdi açık konuşmak gerekirse bugün bir Doğu Perinçek öyle değil. Doğu Perinçek bu ülkede belli bir siyasi geçmişi olup belli bir siyasi düşüncesi olan bir kişi. Bununla birlikte ideolojik yani. Daha ideolojik anlamda görüyorum. Elbette. Kucaklayıcı değil de doğru daha ziyade ideolojik. Uç nokta. Ki bunlardan bir diğer isim yine baktığımız zaman bugün Meral Akşener milliyetçi ne kadar olursa olsun milliyetçi kökenden gelen bir hanımefendi. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş hakeza. Bunlar içerisinde baktığımız zaman Muharrem İnce böyle bir yapı çizmeye çalışıyor. Bence burada da en çok yapmaya çalıştığı şey biraz daha AK Parti'ye yönelik ya da AK Partililere yönelik oynamak. AK Parti'den oy almak. Kesinlikle ben böyle görüyorum. Yani cuma namazını buna mı bağlıyorsunuz yani? Kesinlikle. İlk açıklamasını hatırlıyor musunuz? İlk açıklamasında şu cümleyi kullandı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Babamın partisi Demokrat Parti ile benim partim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelmesi sonucunda ben çalışma yapacağım. Yani mesaj veriyor biraz daha sağ tarafa. Benim ailem Demokrat Parti kökenli aslında. Ben size çok uzak bir aday değilim. Sizler de ben değerlendiririm deyip oy potansiyeli yüksek olan %50 bandında olan bir AK Parti seçmenine bir göz kırpıyor. Evet sizden de ben adayı olabilirim. Ben sizden çok uzak biri değilim. Mesajını ilk konuşmasında verdi. Aynen. Oraya da göz şimdi kırpıyor. Şimdi zaten 2002 yılına baktığımız zaman AK Parti'nin kurulduğu dönemler de öyledi. AK Parti'nin yani şimdi bugün baktığınız zaman AK Parti dediğimiz zaman bir tamam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faktörü vardır. Ama parti içerisinde baktığınız zaman bak bir onu sevenler vardır. Bir de parti içerisinde baktığınız zaman toplama insanlar var. Mesela işte Doğru Yoldan almış, geçmişte Anavatan'dan almıştır. Bütün partilerden çok basit iki örnek. İşte, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu. Yani bütün farklı görüşlerden insanları almıştır. Partinin tepesindeki yani, isimler. Şimdi bugün İYİ Parti de öyledir. Tabii ki bugün AK Parti'den olan AK Partili olanlar vardır. CHP'li olanlar var, MHP'li olanlar ki en çok da MHP'li. Çünkü İYİ Parti biraz da MHP'nin küllerinden bugün ortaya çıktı. Ya kabul etseler de gösterseler de öyle. Şunu gösteriyor Türkiye'de iktidar olabilmek için mutlaka o uç noktalardan sıyrılmak ve var ya hani orta direk dediğimiz ona hitap etmek gerekiyor. İşte partilerin de çalışması bunu gösteriyor. İki ana başlığım var. Bunlara da ben girmek istiyorum. Sayın Özer kısmen aslında değindi. Oraya biraz yoğunlaşmak istiyorum ben. Yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin elindeki belediyelerin çalışmaları da bu seçime bir katma değer sunacak mı? Ya da olumsuz bir yansıması olacak mı? Burada belediyesi olmayan bir İYİ Parti'nin ne artısı ne eksisi var? Bu anlamda bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? En fazla belediyesi olan AK Parti'nin belediyeleri çok iyi bir çalışma sergilemişlerse ki Refah Partisi'nde bir gönderme yaptınız. Belediyecilik de çok iyi olduğu için Türkiye yönetme noktasına geldiler. Evet, belediyelerin buradaki etkisini de konuşalım. Başka bir konu var sonra ona da girmiş olalım. Şimdi ben bir kısa cevap vereceğim burada.
Hatırlarsanız işte daha önceden seçimler 2019'un Kasım ayında yapılacaktı. Evet. Tabii ki bir AK Parti'nin önünde bir karneydi. Eğer o tarihte yapmış olsaydı önümüzde bir yerel seçim öncesinde vardı. Yani yerel seçim vardı. Bir HDP gerçeği vardı. Şimdi belediyelerin büyük bir kısmı, yani AK Parti'den sonra belediyelerin bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde HDP'nin elindeydi. Şimdi eğer önce yerel seçim olmuş olsaydı, ki inanıyorum, şuna inanıyorum, HDP bu kaybettiği, kayyuma devrettiği belediyelerin ya %20'sini fazlasını alırdı veya %20 eksiğini alırdı. Bir değişken de olacaktı. Olacaktı. Yani. Şimdi tabii ki partiler bunu göz önünde bulundurunca ne oldu? Seçimler erken alındı. Yani mantıklı, yani parti kendi açısından baktığı zaman mantıklı olanı bu oldu. Bunu gördü. Şimdi tabii ki burada belediye çalışmaları çok etkili olacaktır. Şimdi kayyum belediyelere baktığımız zaman bütün varlıklarıyla, bütün şeyleriyle tamamen bir çalışmaya yönelmişler. Neden? O geçmişteki HDP'nin çalışmalarını silmek için. Doğru mu? Hı-hı. Doğrudur. Hı-hı. Şimdi AK Parti'ye baktığımız zaman AK Parti'de en büyük, aslında AK Parti'nin en büyük handikaplarından birisi de belediyelerdir. Şimdi başarısız mı oldu belediye? Başarısız oldu. Hı-hı. Şimdi gidin bakın, en büyük sıkıntı belediyelerin iyi çalışamamasından kaynaklanıyor. Bu yanlış anlama için demiyorum ama bakın, bu genelde söylüyorum. O eski havayı yakalayamadı. Çok pardon. Şimdi Refah Partisi döneminde ve Fazilet Partisi döneminde AK Parti nasıl iktidara geldi? Belediye çalışmalarına iktidara geldi. Bir Konya efsanesi vardı. Aynen. İstanbul efsanesi. Ama şimdi gidin Ankara. Bakın, samimiyetimle söylüyorum. Burada parantez açayım. Gidin Ankara ve İstanbul'da. Gidin, evet, Urfa'da da, gidin Urfa'da da dokunun. Hı. Gidin Urfa'da da dokunun. Gidin Urfa'nın dışında da dokunun. Mutlaka 14 tane belediyeden 2 tanesinden, 3 tanesinden, 5 tanesinden veya 8 tanesinden şikayetçi olan insanlar var. Ferhat Bey, o bahsettiğim parantez şu. Ankara ve İstanbul'da, büyük şehirlerde referandumda evet hayırda hayırın daha fazla çıkması da belki belediyeyle mi? Vardı tabii ki. Tabii ki vardı. Şimdi düşünün. İstanbul'u kaybediyorsun. AK Parti bunu gördü. Bunun için mi? Bunu gördü tabii ki. Bunu gördü. Bakın, İstanbul'u kaybediyorsun. Ankara'yı. Ankara'yı kaybediyorsun. Bursa'yı. Ve İzmir'i kaybediyorsun. Evet. Zaten İzmir kendi belediyesinde değil ama. Zaten o zaman İstanbul ve Ankara'nın değişmesinin en büyük nedeni de bu. Tabii ki budur. Balıkesir örneği var önümüzde. Evet. Bursa örneği vardır. Yani bunları Sayın Erdoğan keyfinden mi veya metal yorgunluktan mı aldı bunları? Almadı. Bir oy kaybı yaşandı. Tabii ki belediyelerin iyi çalışmamasından dolayı bunları aldı. Bu değişim de muhtemelen o zaman bir anlama bu seçimin sonucunda biz Şanlıurfa'daki belediyelerin karnesini de görmüş olacağız. Yani şimdi belediyelerin demeyelim. Belediyenin karnesini. Çünkü diğer belediyeler, ilçe belediyeleri, bütün karnesi hepsi şeydedir. Merkezde mi? Büyükşehir'dedir. Büyükşehir'e bağlı. Yani kimse, şimdi eskiden şu vardı. Hmm. Bakın ilk büyükşehir yasasına göre, büyükşehir yasasına göre ilk olduğu zaman bakın ilçe belediyeler şunu yaptı. Muhalif olsun olmasın. Bakın HDP'nin 4 tane HDP'nin belediyesi de vardı. 10 tane de 9 tane ilçenin de şey belediyesi vardı. AK Parti'nin belediyesi vardı. İlk bir yıl biz zamanımızı neyle kaybettik biliyor musun? Yol yapılacaktı. 25 metre 35 metre tartışmasına girdik. Doğru mudur? Evet. Evet. Kime sordular? İlçe belediyesine sordular. Dedi ki bu bizim değildir. Büyükşehir'e aittir. Hı hı. Biz bir yılımızı buna geçirdik. Bir yılımızı. Ve Şanlıurfa Su Kanalizasyon İşleri bir ilçede çalışma yapıyor. Normalde ilçenin belediyesiyle irtibat halinde değil. Yani şimdi AK Parti için söylemiyor. İlçe belediyeleri ne yapıyordu biliyor musun? Bu bizim sorunumuza da gelin. Büyükşehir'e gidin diyordu. Hı. Kendi uhdesinde olan, kendi sorumluluğunda olan yerlerde böyle yetki büyükşehir karmaşası çok net yaşandı. Evet. O zor aşıldı. Bu işte bu bizim bir buçuk yılımızı aldı. Tabii ki bu da etkileyecektir. Yani şimdi herkes ben çoğu bakın halen Büyükşehir Belediyesi'ni bilmiyor. Halen bilmeyenler vardır. Yani ilçe belediyesinin yapması gereken yerler neresi? Orayı bilmiyor. Bilmiyor. Diyor ki büyükşehir yapıyor. Büyükşehir'e yani yapması gereken yerler. Vatandaş bu faturayı büyükşehire mi kesiyor? Yani keserler tabii ki. Bu yalnız bakın Urfa için demiyorum. Bütün şehirler. Bütün şehirler için geçerli. Sayın Özer net bir şekilde şunu söylüyor. Büyükşehir ya da herhangi bir şehrin belediye çalışması önümüzdeki seçimleri etkiler. Etkiler. Belki bir kısım belediyelerin sonraki seçimde adaylıkları buradaki başarıyla da ilintili ortaya çıkacak tabii. Olacak. Sizler aynı fikirde misiniz? Yani ama burada şöyle bir durum var. İlk bölümde o bahsettiğiniz bilinçli seçmen demiştiniz ya. Bilinçli seçmen için çok da bir şey değişmeyecek. Yani sonuçta yüzde kaç oranlarsa? Yani çok da etkilemez.
belediyenin yapması gereken hizmetler hangileridir? Biz sadece Büyükşehir Urfa hangisi, ilçenin hangisi? Biz sadece Urfa için konuşmuyoruz. Ha, bakın bilinçli seçmen derken Urfa'nı değerlendirmeyin. Yani, genel anlamda bütün Türkiye'de de. Sen şöyle 81 ili düşün. Yani ben belediyeye kızdım, hadi ona göre partiye oy vermeyin. Tabii ki vermeyecek yani tabii ki. Belediye hizmet götürmemişse vermeyecektir. Vermeyecektir yani, etkileyecek bu. Bilinçli seçmeni etkileyecektir. Aslında bir anlama doğru. Yani neden? İdeolojik düşünen için etkilemez ama bunun dışındakiler zaten. Şimdi ben söyleyeyim, partisine doğru. Gönül vermiş insan. Doğru. Bakın partisine. Ben ideolojik olarak bakıyorum. Bu HDP'de çok değişmez. CHP'de de değişmiyor. Hayır yani İzmir'de belediyenin yaptığı hizmetlere baktığınızda. Hizmet etkiler bence. Etkiler. Bakın İzmir'de etkileyecektir. Göreceksin, İzmir'de etkileyecektir. Tabii. İdeolojik bakan kitleyi etkilemez de bir de gerçekten o şehirde İzmir'de çoğunluk çalışmaları İzmir'in CHP'ye bakışı ideolojiktir. Hizmetten dolayı. Yok, ben Sayın Ferhat Özer'e katılıyorum. Peki. Şöyle çünkü baktığımız zaman bizi her ne kadar genel başkan vekillik için etkiliyorsa, yani bir partinin başındaki isim, ya da bu seçim için direkt konuşalım. Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki AK Parti'yi. Bununla birlikte İyi Parti'nin başındaki isim ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener nasıl ki etkileyecekse, ha etkileyecektir. Oranlar eşit mi gidecektir? Asla. Hatta az önce tam tersini savunduk hatırlarsanız. Bugün Cumhurbaşkanı adaylarına çıkacak oranlar daha yüksek, partilere çıkacak oranlar daha düşük olacak. Kardeşim, parti içerisinde söylem değişti. Bakın ilk sloganları şuydu. Seni başkan yapacağız. Evet. Doğru mudur? Ama ne oldu biliyor musun? Parti içerisinde bir baktılar ki işin ucu öyle bir yere gidiyor ki. Nereye gidiyor? Sadece herkes, başkan. Herkes başkanlığa odaklanmış. Ve söylem değişti. Milletvekili sayısını artıracağız. Ki bunu Cumhurbaşkanı da söyledi. Bunu Cumhurbaşkanı, Başbakan da söyledi. Başbakan yardımcıları da söyledi. Partinin genel başkan yardımcıları da bunu söyledi. Yani burada dört parti, hedef orada. Yani biz, AK Parti şeye yoğunlaşırken Cumhurbaşkanı. Şimdi şöyle düşünelim. Cumhurbaşkanı olmasına yoğunlaşırken milletvekilleri aradan gitmiş oldu. Cumhurbaşkanı %55'ten gitti. Vekil 200'den gitti. Vekil 300'ün altında kaldı. Evet. Nasıl çalışacak bakayım? Sonra da söylem değişti. Ve söylemi milletvekillerinin üzerine de yürütmeye başladılar. Evet. Sayın İran, sen ne düşünürsün bu konuda? Belediye çalışması etkiler mi? Kesinlikle ben etkiler diyorum ama bu tamamıyla etkiler mi derseniz Sayın Ömer Ağa, yok, hayır. Yani bu kalkıp kısmi olsa da kısmi olarak tabii ki etkileyecektir zaten. Ondan hiç şüphe yok. Tabii burada o zaman şöyle bir karmaşa çıkar mı? Çıkar. Hani büyükşehirin büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelere girmesi biraz seçmen ayağı açısından kafa karıştırıcı olacak mıdır? Olacaktır da. Ama en nihayetinde baktığımız zaman oran olarak bana ver derseniz çok açık yüreklilikle %60 etkilemez ama %40 oranında bir etkileme yapacaktır. Evet. Son bir gündemim var benim. Bir bilgilendirme, kendi bilgimizi paylaşma, bir de elde ettiğimiz verileri de izleyicilerimize paylaşma adına bu soruyu soruyorum. Birkaç ay önce Sayın Şamil Tayyar bir cümle kullanmıştı. FETÖ borsası kurulmuş şehirlerde. Birileri kendisini başka şekilde aklıyor. Sitelere paralar kaydırılıyor. Siciller temizleniyor. Geçmişteki paylaşımları yok ediliyor. Ve siyasi anlamda da birileri piyasaya çıkmış. Belli bedel karşılığında o kimlikten arınıyor. Bu söyleme atfen kamuoyunda şöyle bir algı da var. Milletvekili borsası kuruldu mu? Dedikodular yapılıyor. Şu milletvekili şu kadar para verecek, şu listeye girecek. X partisinde şu kadar para dönüyor, Y partisinde şu kadar para dönüyor. Ben bu konuda ilgili birkaç görüşme yaptım. Gerçekten nedir bu işin aslı astarı? Geçmişte böyle bir şey yaşandı mı? Böyle bir söz konusu mu? Hiçbir siyasi parti yetkilisi bunu kabul etmedi. Böyle bir şey olamaz. Memleketi yönetmeye meyletmiş, talip olmuş kişilerin başlarken ilk iliği yanlış iliklemesi kendi siyasi fikrine, davasına ve partisinde bir ihanet olur. Hiçbir yerde karşılık bulmaz. İnandın mı? İnandım. Evet, böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Fakat bu konuda ben sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi FETÖ borsasının yanında milletvekili borsası diye borsadan bahsedebilir miyiz? Şimdi bakın, bu söylem vardır. Ama ben çok da gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Şöyle, şimdi dikkat ederseniz telefonlarımıza her gün mesajlar geliyor. Kendini emniyet mensubu, savcı, hakim gibi tanıtan isimlere kesinlikle itibar etmeyin diye. Tabii. Şimdi tabii ki parti içerisinde köhneleşmiş, artık yer bulamayan bazı isimler, tamam mı? Geçmişte etkin olan, parti içerisinde etkin olan, bugün etkinliğini yitirmiş isimler tekrar piyasaya çıkmış olabilir. Yani bizim o saf, temiz dediğimiz insanlara var ya, bir şekilde ulaşıyorlar.
bir şekilde uğraşıyorlar. Ya böyle çirkin ben, söylemlerde bulunabilir. Var yani bulunabiliyorlar. Hmm. İşte bunlara da tabii ki itibar etmemek lazım. Varsa da bunlar dolandırıcı diyorsunuz. Dolandırıcı böyle tabii ki varsa öyle olamaz. Bir şey varsa eğer. Şimdi bugün inan ki şuna bakın Ankara'daki sorun. Herkesin cebinde bak 305 milletvekili temsil ediyor. Hepsini söylemiyorum. Ama birçoğunun cebinde bir liste vardır. Vardır listesi. İşte bu liste yapmış. Herkes kendine göre bir liste yapmış. Sorduğun zaman kim yapmış bu listeyi? Ya işte ben elimden partiden bir yerden geçti. Birinci sırada budur, ikide budur, beşte budur, onda budur, on dörtte budur. Bu söylemler olur. Bakın bunlar etkilemek için. Ama biz çok... daha önceki programlarda da şunu konuştuk. Ya şöyle gidiyor işte Cumhurbaşkanı havalanda karşılıyordur. Bir bakıyorsun ki atıyorum Adıyaman'daki gidiyor milletvekili aday adayı orada sıra düzülüyor. Şimdi sonuçta Cumhurbaşkanı da bununla tokalaşıyor. Veya bir kısa bir sohbet oluyor. İşte ya da kendini aday takdim ediyor. Ben Şanlıurfa milletvekili aday adayı. O da şunu söylüyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diye gidin çalışın diyor. Diyor ki ya işte Cumhurbaşkanı bana, bana hayırlı, hayırlı olsun, olsun gitsen çalış çalışın. Dedi. Evet. Şimdi evet. Bakın böyle bu tür şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden yani tamam bu söylemde vardır ama çok da hayata geçeceğini ben tahmin etmiyorum. Geçmişte oldu. Geçmişte oldu. Vardı. Yani parayı bastıran vekil oldu. Parayı bastıran listeye giren oldu. Ama bu dönemde ben böyle bir şeyin olacağını çok da fazla tahmin etmiyorum. O isimlerin birçoğu da para işinden öte. O isimlerin birçoğu da temizlendi artık. Evet, tabii. Evet. Çünkü kesinlikle aynı şekilde bütün katılıyorum. Partiler, yani vatandaştan oy nasıl alabilirim? Buna göre bir program yapmak zorunda. Dediğiniz şey de sonuçta bu iddia da çürümüş evet. Oluyor. Katılıyorum. Yani böyle bir borsa yok olmamalı. Eğer olursa da çok açık yüreklilikle yani ben bir vatandaş olarak, ben bir asil olarak, vekilini seçen biri olarak ben hakkımı haram ediyorum derim. Yani çok açık yüreklilikle bunu söylemiş olurum. Tabii elbette Sayın Özer'in söylediği gibi hem siyasi tecrübesiyle hem gazetecilik tecrübesiyle bizden ötede ve haklı olarak şunu söylüyor. Diyor ki evet geçmişte bu tarz şeyler var mıydı? Vardı. Bizler çok şahit olmadık. Ama tahmin edebiliyorum. Mutlaka vardır. Çünkü geçmişte bu ülke şunları bile yaşamış. Çok cüzi paraları alıp kadrolar satan, maalesef çok eskilerden bahsediyorum. Bize anlatılanlardan bahsediyorum. Ben işte o devlet sisteminin tam olarak o dönemlerde oturamamış olması. Oturamaması. İşte yoksa... o devlet sisteminin oturama işi siyasete de yansıyordu. Tabii, tabii. O dönem için. Tabii. Ama şimdi bana öyle geliyor ki artık hem halk daha bilinçli, hem seçmen daha bilinçli, hem bununla birlikte açıkçası vekil adaylarımız da daha bilinçli. Nasıl? Bu işin çok da parayla pulla yapılmayacağını çok iyi biliyorlar. Çünkü zaten bu yola baş koymuş insanların baktığınız zaman çok para pulla işi olan insanlar evet. Değil çok fazla. En nihayetinde bir ticaretle uğraşan bir tarz bir şekilde geliri olan insanlar. Evet. Bu insanların zaten parayla pulla işleri yok ki. Olmaması lazım. Evet. Evet. Şimdi herhalde lazım. Ömer Bey programı kapatıyor. Kapatmadan son bir önce konu. Ben oraya değinim. Ben istersen o sözden kapatayım. Şimdi bakın 304 tane aday adayımız vardır. Hepsi de belki birbirinden değerlidir. Diğer partideki adayları da değerli insanlardır. Tabii ki Şanlıurfa'da hep şu vardır. Takımın kaptanı kim olacak? Bakın takım kaptanı için halen Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Faruk Çelik gibi isimler dolaşıyor. Ya biz kendi içimizden bir kaptan çıkaramıyor muyuz ya? Yani şu 14 milletvekili adayı açıklandıktan sonra 305'te bir kaptan yok mu yani 305'inde? Yani, bunun içerisinde bir kaptan yok mudur ya? Yani tamam Numan Bey değerli bir isimdir. Genel Numan başkanlık Bey. İçin mi? Hayır Şanlıurfa. Şanlıurfa'da 14 adayın içerisinde başkan olacak bir tane kaptan lazımmış. Evet. Nasıl Faruk Çelik burada vardı. Kaptansa götürüyordusa bir önceki Nurettin Nebati olarak Nurettin Nebati kaptan olarak gönderdiler. Ne oldu? Hizmet. Büyük bir hizmet. Evet. Hizmet. Bence partinin genel merkezin üstünde durması gereken konulardan birisi de şu kaptanlık konusudur. Evet. Yani bunu eğer çözerlerse eğer yok ben şunu söyleyeyim. Biz kaptana gerek yoktur. Herkes bir şeyse bir milletvekili derse ben kıdemliyim, ben yaşlıyım bunu derse o zaman kusura bakmasın. Biz 2011 öncesine yine gelmiş oluruz. Ya bu her kafadan bir ses çıkar. Biz sadece diyelim ki 10 milletvekili çıkarttı veya 14 milletvekili çıkarttı. Biz yine geçmişe dönmüş olacağız.
her kafadan bir ses çıkacak. 3 milletvekili bir grup kuracak. 3 milletvekili bir grup kuracak. 5 tanesi bir grup kuracak. Yine eski Urfa. Kutuplaşma ile maalesef yönetilecek ve şehre hizmet gelmeyecek. Önde 14 tane aday seçildiği gün, açıklandığı gün veya açıklanmadan öncesinde oturup kendi işlerinde kaptanlarını belirlesinler. Ben bunu diyorum, başarılı. Bu şuna benziyor. Yani madem imamlık yapamayacaksın, imamın hemen arkasında ön safta niye duruyorsun? Cemaat sana nasıl inanacak gelecek? Hah, işte bu. Yani bizim Urfa'nın herhalde en büyük ayıplarından bir tanesi de bu. Geçmişten beri biz hep böyle yönetilmeye bunu menfi anlamda söylemiyorum. Alışmışız. Ya arkadaş, bu defa da hakikaten ben yöneteceğim diye birileri çıksın, değil mi? Aslında Sayın Özer bu canlı yayında tarihe not düşmüş oldu. Edessa Haber Merkezi'ne çok detaylı bilgiler akıyor. Bunu yakinen dördümüz de biliyoruz. Ferhat Özer şunu söylüyor. Yani Numan Kurtulmuş ismini piyasaya atıyorsunuz. Evet, olabilir diyorsunuz. Cevdet Yılmaz ismini, evet, güzel isimler, etkili isimler. Yarın bunlar kaptan olabilirler. Fakat lütfen şuna dikkat edin. Bunlar gelirse başında Urfa listeye koymuşsa ekip ona uyacak. Kendi listesi için söylüyorum. Ama bizim 305 ismimiz varsa inceleyin, sık dokuyun, kaptan da kendi içimizden gelsin deyip listeye bir anlamda bir katkıda da bulunuyor. Kesinlikle. İçimizden birini seçin diyor. Yayınımızın sonuna geldik. Ben kapatmadan önce son cümleler adına hem toparlama hem de yayını sonlandırma adına sayıncılarından başlayacağım. Yayınımızın sonuna geldik. Birçok konuyu konuştuk. Şöyle bir özet yapmak isterseniz neler söylersiniz kapatma noktasında? Yani şöyle, birçok şey zaten hakikaten bu ekranlarda masaya yatırıldı, yatırılıyor. Söyleyecek çok fazla bir şey kalmıyor bize. Sadece ben birkaç hususla şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu yayını neden yapıyoruz? Ben Ömer Yılan olarak bunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Ülke ciddi bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde iki önemli seçim var. Ülke erken bir seçime gidiyor ve bugün siyasilerin söylemiyle ekonomik anlamda krizler yaşanıyor ya da ekonomik anlamda krizlerle ülke boğuşturulmaya çalışılıyor. Böylesi bir zamana baktığınız zaman bizler de Edessa TV ailesi olarak bu sıkıntılı süreç içerisinde, bu önemli süreç içerisinde karınca kararınca, şahsen ben şahsım öyle düşünüyorum, bir nebze de olsa eğer ki bu şehrin gelişmesi ve değişmesi adına hizmet edebiliyorsak, ki şeref toprağın çok güzel bir söylemiydi ilk cümleyi şeye girerken programa, ya kardeşim ben hizmet edeceksem eğer illa milletvekili olarak mı hizmet ediyorum? Hayır, ben Ömer Yılan olarak enkırmenlikle ya da işte ana haber spikerliğiyle hizmet etmeye çalışıyorum. Şeref Toprak hakeza öyle. Ömer A yaptığı panorama programlarıyla siyasileri karşısına alarak ya da sivil toplum örgütlerini karşısına alarak yaptığı sorularla, genel yayın yönetmeni Ferhat Özer yaptığı genel yayın yönetmenliğiyle, habere yön vermesiyle, bununla birlikte şehre yön vermiş oluyor çünkü. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Hakikaten bugün dünyanın en büyük silahı ne? Medya. Medyanın yanına ikinci bir silah koydular, yedek silah, sosyal medya. Yani medyanın yanında sosyal medya da var. Biz buradan bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde seçime doğru giderken, 24 Haziran'a doğru giderken, bugün bu saatte ekranları başında bizi izleyenleri ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler de evlerimizde çok rahat bir şekilde şu an oturup farklı farklı programlar izleyip keyfimize bakıyor olabilirdik. Ama şu bilinsin ki biz dertlendiğimiz için buradayız. Hiçbirimizin de hiçbir siyasi beklentisi yok. Evet. Buradaki 4 kişinin hiçbir şekilde milletvekilliği adaylığı yok. Ve daha ötesi Sayın Ferhat Özer'in söylemiyle hiçbirinin siyasi bir partiye üyeliği dahi yok. Şimdi böyle bir ortamda biz bunları yapıyorsak ne olur bu da böyle anlaşılsın. Sürçülisan ettiysek şahsım adına affola. Amacımız ne kimseyi incitmek, amacımız ne kimseyi kırmak. Amacımız bu ülkenin refaha, huzura ererek ilerlemesi, elbette özelde de Şanlıurfa'nın gelişmesi. Evet, teşekkür ediyoruz. Şeref Bey de söyleyeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim, ekleme yapacak olursak, elbette ki yıllardır bu işin içerisindeyiz. Herhangi bir kurumla bir bağlantımız yok. Biz de bu arada hangi kamera? Tam genel kamera bakmak lazım galiba. Kamu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Şimdi siyaseti konuşuyoruz 24 Haziran. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde bir öğretmen arkadaşım, İngilizce öğretmeni, Avrupa'da çeşitli ülkelerde kalmış. Hollanda'da kalmış, Almanya'da, Belçika'da kalmış. Ya dedi ki, şimdi 24 Haziran geliyor, kendisi Türkiye'de ilk defa, ya
böyle bir seçime şahit oluyor. Önceki yıllarda da olmuş da çocukluğuna denk gelmiş. Çok da böyle takip edememiş. Şimdiden böyle bir hareketliği görünce, bir de televizyonda bizim bu programları görünce, ya dedi ben şaşırdım buna ya dedi. Şimdi Avrupa'da dedi ki seçimlerde siyasi partiler şu gördüğünüz A4 kağıdının yarısı kadar herhalde, bizim şu Edesa TV kartı kadar şöyle bir broşür yayımlarlar, hazırlarlar. Yazarlar işte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Bunu da kapı kapı dolaşıp yani insanlar rahatsız etmezler. Belli bir yere koyarlar, insanlar gider onu alır. A partisi şunu şunu yapacağım der, öteki B partisi. İnsanlar bu kadar da seçimin içerisinde değil. Zaten seçime katılma oranına baktığımızda düşük. Şimdi sebebi nedir diye sordum. Çünkü dedi orada sistem oturmuş. A partisi de olsa, B partisi de olsa hani devletin politikası var. Devletin eğitim politikası var. Ne bileyim devletin ekonomi politikası var. Devletin hani rejim politikası, bütün bunlar oturmuş. Biz daha yeni bir sisteme geçiyoruz. Yani işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi elbette ki sokaklarda da hareketlilik olacak. Elbette ki siyasi partilerde de hareketlilik olacak. Ama biraz yapımızda da var. Biz maç de, izlerken de kendimizi sahadaymış gibi hissediyoruz. Dolayısıyla bu gidişle biz 24 Haziran'a kadar daha çok program yapacağız. İnşallah. Bunu yani kapatmadan önce ben Sayın Özel'e de ben bir duyuru yapayım da. Malumunuz biliyorsunuz 2 yıldır Ömer İlhan'la Ramazan programını yapıyoruz. İnşallah yani kısmet olursa salı günü de yani şu ayarlarsak bir program Ramazan biliriz. Arefesinde yani salı günü de bir program yapabilirsek eğer yapalım yine. Ramazan programı bu yıl yine devam edecek. Ömer İlhan'la devam edecektir. Gerçekten 2 yılda büyük bir ivme kazandırdı televizyona. Sunumuyla, hikayeleriyle, konuklarıyla. Yani düşünün 30 günde 30 ayrı her kişinin gün. Cüz. Evet. Ayrı 30 konuk. Hiçbir siyasi partinin temsilcisini, milletvekilini hiç şeye, programa dahil etmeden böyle bir program yürüttük. Çünkü biz dedik ki Ramazan'ın havasıyla yaşansın diye. Ramazan da Şanlıurfa'da yaşanır. Biz bu sene aslında Balıklı Göl'de olmayacağız. Bu sene farklı mekanlarda yapacak. Neden Balıklı Göl'de olmayacağız? Aslında biraz da Çevre Koruma Başkanlığı'na bir kırgınlığımız da oldu. Şimdi biz zaten orası için yer istemiştik. Bize gelen cevap vardı. Ben gerçekten bu Tarık Açıkgöz, vali adına gelen bu yazıdan da gerçekten ben utandım şahsen. Neden? Çünkü diyor ki tarihi Balıklı Göl'de diye onarım vardır. Araçların içeri girip çıkması yasaklanmıştır. Ve ardından diyor ki işte orası TRT, devletin kanalı TRT'ye ayrılmıştır diyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Önemli TRT'nin aracı var mı bu arada? Yani vardır. Bütün aracı, hangi kim yaparsa orada. Ben şu yazı değil de ben neyi gelmesini beklerdim biliyor musun? Şanlıurfa Valiliği Türkiye'deki bütün televizyonlara davetiye gönderseydi. Deseydi ki gelin biz diyoruz ya Ramazan Şanlıurfa'da yaşanır. Hı hı. Gelin bütün televizyon kanalları burada program yapın. Allah aşkına soruyorum. Balıklıgöl platosu içerisinde yer bitmiş midir? Bitmemiştir. En az 20 farklı kanal aynı anda yapabilecek. İşte biz orada. Bu mantıkla belki de bu Sayın Valimizin önüne bu yazı geçmemiştir ama keşke biz sorsaydık. Keşke diğer televizyonlar bizlerden fikir alsaydı. Biz derdik ki oraya her gün farklı kanallar gelsin. Orada program yapsın. Çünkü biz yoksa Şanlıurfa hedefimiz 1 milyon turistse biz bu turistleri böyle yakalayamayız. Çünkü o yüzden turizme değer vermemiz. Turizme değer vermemiz lazım. İnşallah Balıklı Göl'de olmasak bile başka mekanlarda olsak bile Sayın Ömer İlhan'ın sunumuyla yine Edessa'da Ramazan bir başka yaşanacak. İnşallah. Evet. Ben bütün izleyicilere buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet, teşekkür ediyorum konuklarıma. Sayın Özer'in bahsettiği üzere belki Ramazan girmeden de son bir akşam, salı günü akşam tekrar sizlerle aynı dörtlü Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin seçimini konuşacak. Ramazan içerisinde yine genel yayın yönetmenimizin çizeceği güzergahta bizler karşınızda olacağız. Panorama Özer'in sonuna geldik. Salı günü beraber olabilirsek ne ala. Esen kalın, iyi akşamlar diliyorum.